İyi geceler sevgili seyirciler. Gündem Ötesi'ne başlıyoruz. Biz bu gece Gündem Ötesi'nde İstanbul'u konuşacağız ama İstanbul'un sırlarını ve yer altını konuşmak istiyoruz. Konuğumuz Doçent Doktor Haluk Çetinkaya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden arkeoloji bölümünden öğretim üyesi hocamızla. Aslında uzun zamandır kendisini konuk etmek istiyorduk. Kısmet bu geceymiş. Evet. İyi ki de geldi. O kadar böyle konuyu yani içselleştirmiş ve aslında onun neredeyse hayatın bir parçası ki konuşmaya başladığı andan itibaren adeta bir bilgi bombardımanı. Biz tabii İstanbul'u konuşacağız dedi. 8500 yıldır aslında burası yerleşik hayata tanıklık eden bir şehir. Buradan nice medeniyetler gelmiş geçmiş, imparatorluklar gelmiş geçmiş ve tabii ki her gelen de izini bırakmaya gayret ediyor. Doğru. Doğal olarak. Burada bir eser inşa ettiriyor ama sadece bahsettiğimiz bir imparator değil veya bir kral değil. Burada söz konusu olan paşalar da, vezirler de, aristokratlar, sultanlar hepsi burada İstanbul'da kendisi gelecek nesiller tarafından anılsın istiyor. Bu kadim şehrin toprağının altında da kim bilir neler neler var dedik. Dikili taşından tutun da aslında çemberli taşına, büyük sarayından tutun da hipodromuna. Çok enteresan hikayeler var. Yani zindanlara dair de öyle, dehlizlerle ilgili de öyle. Vakit kaybetmeyelim. Etmeyelim. Sizden çünkü mümkün mertebe en çok nasıl yararlanabilirsek istifade etmek istiyoruz. İstanbul etiketini kullanıyoruz. Sizlerden tweetlerinizi, sorularınızı ve yorumlarınızı Instagram üzerinden ve Twitter üzerinden bekliyoruz. Güzel de tweetler gelmeye başladı. Hatta bir tane seyircimiz yazmış. Gerçi bütün şehirlerimiz çok güzel ama bu kimin sözü ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Diğerleri diyor şehir sen şiirsin diyor. Güzel, çok romantik. Muhakkak her şehrin bir şiir tarafı vardır da böyle İstanbul'un hakikaten o bazı fotoğrafları. Hele ki zamanda yolculuk yapsak muhteşem olurdu. İlk sorumu sorayım. Biz çünkü seyircimize de hediye ediyoruz. Bu gece size evvelden de çok istemiştiniz. Hatırlar mısınız Ayasofya Camii ilk açıldığı zaman bir Fossati gravürleri göstermiştim ben size. İşte o yeniden Türkiye Diyanet Vakfı'nın da bastığı Fossati gravürlerinden size yine hediye etmek istiyorum. Onlardan birkaç tane daha geçti elime seyircimize. Bir de Ayasofya'nın Gizli Tarihi kitabının yeni baskısını sizlere imzalı olarak hediye etmek isteriz. İlk sorumu soruyorum. Hazırsak. Öyle hazırda bekleyen seyircimiz evet, var. Vallahi harika. Çok seviyorum. Şöyle ki, Yedi Kule zindanlarında katledilen Osmanlı padişahı kimdir? Hocamız dedi ki bu çok kolay sorma ama evet, ben soruyorum. Bunun da hikayesini tabii ki anlatacağız. Şimdi, buyurun. Sevgili hocam tekrar hoş geldiniz diyerek hep böyle diyoruz ya işte İstanbul özellikle Fatih şehri fethettiğinde nasıl bir tablo vardı? Bu aslında bizim programlarımızda çokça üzerinden geçirmiş, bahsi geçirmiş bir konu ama evet, siz enteresan bir detayı yakalıyorsunuz ve Fatih hangi kapıdan girdi diye ilk sorumu sormuş olayım. Evet. Şimdi İstanbul'un fethedildiği zaman itibariyle Bizans şehri, daha doğrusu Bizans tabiriyle uydurma bir tabir. Hemen onun altını çizelim. Bazı şeyleri yanlış söylüyoruz. Mesela Doğu Roma diyoruz. İmparatorluğun batısı yok olduktan sonra kalanına Doğu dememek lazım galiba. Değil mi? Yani 395'te idari olarak Roma ikiye bölünüyor. 476'da işgal ediliyor. Sonra Roma kalmıyor. Devletin başkenti de burası olunca Roma dememiz lazım. Ama yanlış bir şekilde 16. yüzyılda bir Alman tarihçi, bir şey gücü yokmuş gibi Hieronymus Wolf diyor ki buraya Bizans diyelim. Bunlar Yunanca konuşuyorlar. Ondan sonra 300 yıl unutuluyor. Yunan bağımsızlık hareketi başlayınca, Yunan isyanı başlayınca 1820'lerde o zaman diyorlar ki işte Bizans olsun buranın adı. Bunların yemekleri de farklı, dilleri de farklı filan. Bizans diye bir kültür uyduruyoruz. Aslında hiç olmayan bir kültür bu. Kendileri de Romalı dediler. Ülkenin adı da Romanya'ydı. Bizim bugün Romanya dediğimiz yer aslında değil, Romanya'ydı. Neyse. Şimdi şehir böyle bir Roma şehri geleneğinde başlayan bir şehirdi. Ama zaman içerisinde biraz dinde değişiklik olunca, halk yaşantısında değişiklik olunca ihtiyaç duyulan binalar değişti. Kamu mekanları, kamu alanları değişti. Ondan dolayıdır ki bu değişiklikle beraber halkın hayatında da yansıması farklı oldu bunun. Mesela eski Yunan şehirlerinde en önemli yerlerden bir tanesi tiyatroydu. Romalılar tiyatroyu çok da cazip bulmadılar. Tiyatroda gladyatör dövüşleri yaptılar. Hepinizin bildiği gibi filmlerden takip ettiğiniz gibi veya işte idamları orada gerçekleştirdiler. Yani anıtsal, şiirsel, edebi eserlerin okunduğu yerler olmadı tiyatrolar. O yüzden tiyatro gün be gün önemini kaybetti. Onun yerini ne aldı? Hipodrom aldı. At yarışlarının yapıldığı yerler aldı. Hı hı. O biraz da bunda tabii dinin etkisi oldu. Hristiyanlık tek bir din oldu artık 4. yüzyılın sonundan itibaren ve onun emirlerinden hareketle Hristiyan olmayanlar dahi onun kurallarına uygun yaşar oldular. Pazar yerleri ona göre düzenlendi, ibadet ona göre düzenlendi. Bir de daha önceleri
Tanrı tanrıçaların heykelleri sokaklarda gezdirilirken festival zamanlarında, bayram zamanlarında şimdi şehrin koruyucusu olan ikonalar gezdirilmeye başlandı. Onun geçtiği güzergahtaki evler pahalı oldu. Ana caddeler oldu. Bu caddede bizim Divan Yolu, Yeniçeriler Caddesi. Hı hı. O yüzdendir ki bizim şehrimiz aslında, yani şu anda içinde yaşadığımız şehir parça parça ek ek yapılan bir şehir. Yani bazen ben duyuyorum, sağda solda konuşuluyor, diyorlar ki insanlar, ah eskiden ne kadar güzeldi Bizans şehri. Yok öyle bir şey, hiç öyle değildi yani maalesef. Çünkü üzerinde yüzlerce, binlerce yıldır yaşanan bir şehre ihtiyaç oldukça bazı bölümler eklenmişti. O nedenle ideal bir şehir, yani nasıl insanlar tasavvur ediyor bilmiyorum ama. Tabii bu kadar ama büyük olması beklenemez ama şimdi herkes böyle hani İstanbul dendiğinde belli başlı belki gözünde canlandırdığı yapıların da varlığını sürdürdüğü, tabii, daha az binanın olduğu, daha belki kesin, yeşil, kesin, daha ferah, daha büyük doğru, meydanlar. Doğru. O var ama şöyle de yani bunu da göz ardı etmeyelim. Hani böyle Avrupa şehirlerine giden insan, ah ne güzel meydanlar, ne güzel tek tip binalar var. Ne kadar sıkıcı. Bana çok sıkıcı geliyor yani, değil mi? Tek tip binalar aynı kalıptan çıkmış gibi. Bizans'ta öyle bir şey yoktu. Allah'tan yoktu. İstanbul'u da bence güzel yapan şey odur. Bir köşeyi dönersiniz çıkar 19. yüzyıl yapısı, öbürünü dönersin 5. yüzyıl sarnıcı. Kimse onu umursamaz bile. Her gün geçiyorsunuzdur halbuki oradan. Yani yürüdüğün yolun altında 5. yüzyıl sarnıcı var. Amerika'da birine söylesen adam beyinden vurulmuşa döner bunu dursun. Ama burada farklı bir şey. Çünkü kanıksamışız. Bizim için bu şehir. Demin bir izleyicinin yazdığı şey çok güzeldi. Diğerleri şehir, sen şiirsin. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Biz şehir içerisinde posta için adres yazdığımız zaman şehir yazardık. Öbürleri nedir Allah bilir. Bu şehir. Yani. Ve o kadar güzel fotoğraflar geliyor ki seyircilerimizden rica edelim. Böyle mesela Metin Bey göndermiş, hı hı, İstanbul'dan selam var diye. Çektiğiniz güzel fotoğrafları da yollayabilirsiniz. Tabii, onu da Gündem Ötesi hesabından tabii paylaşalım. Hakikaten yani, ama şu da var. Bir fotoğraf karesine sığan güzellik bazen o kadrajı genişlettiğinizde bambaşka bir şeye tabii dönüşebiliyor tabii, maalesef. Ama doğru, soruma geri dönüyorum. Tamam. Hangi kapıdan girmiş? Kapıyı evet, sordum. Şimdi tamam, soruya geliyoruz. Şimdi fetih aşamasında bizim tarih kitaplarımızda öğrendiğimiz Topkapı'dan giriliyor. O yüzden Topkapısından dolayı. Halbuki biliyoruz ki hem Bizans kaynaklarından hem Osmanlı kaynaklarından biliyoruz ki şehre girilen kapının adı Aziz Romanos Kapısı'ydı. Aziz Romanos Kapısı'nın yeri tespit edilememişti. 1998'de bu benim öğrencilerimle gittiğim derslerden bir tanesinde. Bu 98'de mi çekildi? Bu 2006. Ha. Ondan önceki benim resmim bu 1998. Tebeşirliyorum ki kolay okunabilir olsun diye. Porto Ayo Romano yazıyor. Aziz Romanos Kapısı. Hatta bu kapının bu adla anılmasının da bir sebebi var. Yakında bir kilise var. Aziz Romanos'a ithaf edilmiş bir kilise var ve yeraltı kilisesi bu. Ve bunun hemen yakınlarında bir de yeraltı bir de kilise olması lazım. Fetih yapıldığı zaman buradan giriliyor. Yani Fatih Sultan Mehmet kapı, ve askerleri buradan girdi. Bu kapıdan girdi. Ama bu neden görünmüyor? Bugün Topkapı'da Panorama İstanbul, Panorama 1453'ün 200 metre arkasındaki surlarda ikinci sıra surlarda. Ön sırada olmadığı için görünmüyor. Arkada kalıyor. Ve bundan sonraki, bakın bundan bir sonraki karede, yani kapı bugün bu halde değil maalesef. Ama bundan sonraki karede de eğer fırsat olur da görebilirsek gülleleri göreceğiz. Burada. Fetih sırasında kullanılan gülleleri görüyorsunuz, bakınız. Olasılıkla da Şahi topunun attığı gülleler bunlar. Yani bu 1453'ten beri duruyordu. Duruyor. Aynen öyle duruyor. Yani bizim öğrenciler hatta dediler ki çocuklar hocam biz bunu oynatırız. Biraz zor tabii. 400 kiloluk gülleyi oynatmak biraz zor tabii. Al götür eve. Yani kolay olmadı tabii. İşte ama bu önemli bizim tarihimiz açısından. Çünkü Topkapı'dan girdik. Topkapı işte. Peki hatta böyle ortalıkta mı, böyle mi duruyor? Böyle duruyor. Onun önüne bir tel çektiler. Yani herkes girmesin diye, çünkü nahoş işler olabilir gibisinden diye tel çekildi. Ve maalesef yakın zamanda defineciler o kapının arkasında bir şeyler vardır diye herhalde patlattılar onu. Yani o yıkım halinde, o gördüğümüz üzeri yazılı olan bölüm yıkık halde bugün. Belki bir kare sonra yani bu kapıyı göreceğiz. Bu kapı böyleydi ama ortasında. Kapı derken şunu bana izah edebilir misiniz? Bakınız bu mermer 3 tane parça var ya, bir tane yere paralel olan var. Yere gömük. Şu anda bir 4 metre falan aşağıda olması lazım bunun. Dolmuş tabii zamanla. Yani bu şehre girilen kapılar. Bu kapılar geceleri kapanır, gündüzleri açılırdı. Sadece büyük kapılar değil, bir de küçük ticari kapılar, askeri kapılar var. Bunların her birinden askerler sorumluydu. Surların içinde ve dışında yaklaşık 100 metre kadar mesafede ev olmasına müsaade edilmezdi ki hani olası bir saldırı zamanında buradan birileri bir şey yapmasın gibisinden. O yüzden bunlar hep bağ bostan oldu. Yedikule bostanları hep böyle oldu. Peki şöyle bir düşünelim. Buradan 4-5 metre aşağıda olduğuna göre genel itibariyle şehirde mi bir yükselme söz konusu, tabii, yoksa burayı mı böyle doldurmuşlar? Yok. Şimdi şehrin içerisinde bazı yerlerde yangınlardan sonra unutmayınız. 1700'lere kadar şehrin içerisinde evlerin neredeyse tamamı ahşaptan.
Bir yangın olunca bu ahşap elver yanıyor. E ne oluyor peki bu yananlar? Küller, kalıntılar ne oluyor? En yakına dökülüyor. Denizdeyseniz denize atıyorsunuz. Sultanahmet'teyseniz at meydanında koskocaman bir çukur var. O çukura atıyorsunuz. Ve o 8 metre yükseldi. Yani bugün hipodromun olduğu yer 8 metre yükseldi. Onu 8 metre katsak yarışların yapıldığı zemini bulacağız. Bakınız bugünkü halde böyle maalesef. Keşke buna daha sahip çıkabilseydik. Keşke mesela o gülleleri alıp askeri müzeye götürebilseydik. Değil mi? Sergileyebilseydik. Yapılabilir aslında. Yapılabilir tabii. Yani bir kamyona bir bince bakar. Çok zor şeyler değil bunlar. Yani şehrimizin tarihi. Hepimizin tarihi. Ülkemizin tarihi. Yani fetih oldu. Fatih Sultan Mehmet şehre girdi. Nereden girdi? Aziz Romanos kapısından girdi. E nerede o kapı? 1953'te Fetih Cemiyeti bir kapının üzerine levha koymuştu. Ondan sonra onu değiştirdiler, yerine der. Fetih'ten sonra Fatih buradan girdi. Diyor, gerçek değil o. Maalesef bu kapıdan girdi. Ama biz bu kapıyı bulamadığımız için uzunca bir süre toprak altında kaldığı için kısmen. 1990'larda belediye burada tamirat yapınca yavaş yavaş topraklar kaldırınca çıkmaya başladı. Nitekim konuşmanın ilerleyen zamanlarında mezarlar bölümünde de öyle bir mezar göstereceğim. Yer altında 4 metre aşağıda mezar olmuş. Bence yeri gelmişken gösterin. Olur olur. Yani şehrin ana kapılarından en önemlisi şu anda görmekte olduğunuz Altın Kapı adıyla adlandırılan kapı. Küçük kapı diyor orada. Ha, küçük Altın Kapı. Küçük Altın Kapı. Şimdi o Altın Kapı, yani bu Aziz Romanos kapısı şehre girilen kapıydı. Ama az önce gösterdiğimiz kapıda şehre törensel bir şekilde Muzaffer Romalı imparatorların, Bizans imparatorlarının girdiği kapıydı. O kapının bakınız şu arkadaki Altın Kapı. Bu da küçük Altın Kapı. Burada da kabartmaları görüyorsunuz. Bu kabartmalar... Yani aslında tam da böyleymiş. Tabii tabii aslında böyleydi. Bu çizimler bir Fransız sanatçının, Antoine Albert diye bir Fransız sanatçının canlandırmaları. Fakat burada Herakles'in yaptığı işler var. 12 tane işler var, kabartmalar halinde burada onlar. Bunlar çok manidar bir şekilde 1910'larda burada. Ama ne zaman ki 1. Dünya Savaşı sonrasında şehrimiz işgal edilince İngilizler bunları almaya çalışıyorlar. Ve halk diyor ki bunlar bizim şehrin koruyucusudur, tılsımıdır, bunları almayın. Yani işgal döneminde bile hala bunların varlığından ve kıymetinden tabii, haberdar olarak tabii, çalıp götürmek istiyorlar. Aynen öyle. Ne manidardır ki sonra kayboluyor. Bir gerideki resimde... Ne manidardır sadece... ki demek ki yürütmüşler. Yani. Bir dakika. Bunların mermer çerçeveleri duruyor, içleri yok şimdi. Çerçeveler duruyor hala. Ha, bir gerideki resme dönme imkanı varsa tabii. Yani çerçeveler, içleri gitti, çerçeveler duruyor. Bakın görüyorsunuz çerçeveyi. Peki şey çok önemli, o bilgiyi atlamayalım. Tabii. O zaman o dönemde bu tılsımlar koruyucu olduğu düşünülüyor. Yani koruyucu tılsım zaten. Aynen. Halk tarafından da bu bilgi kabullenilmiş ki götürülmeye çalışılırken engelliyorlar. Aynen. Hayır bunlar bizim koruyucu tılsımımız aynen, diye. Aynen. Peki, ondan sonra nedense kayboluyor onlar. Neden? Nasıl oluyorsa... Evet. O koruyucu tılsımları bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii. Şimdi bunlar Herakles'in işleri. Yani Herakles yarı tanrı biridir. Yaptığınız, yani çok da istenen biri değildir Yunan mitolojisinde. Tanrı olması için kendisine bir sürü zorluk çıkartılan. Mesela bunlardan bir tanesi Nemea Aslanı adıyla adlanan bir aslan, ilk kişidir. Aslanı öldür diyorlar. Ama aslana kılıç işlemiyor, hiçbir şey mızrak işlemiyor falan. Ne yapayım? Gidiyor arkadan boynunu kırıyor, öldürüyor falan. Yani olacak iş değil bu. Yani deli gücü var dedikleri o herhalde. İşte bu tür işleri yaparak daha sonra tanrısallaşma hayalleri kuruyor. İşte bunun gibi çok zor işler, çok çetin işler. Her ne kadar Hristiyanlık hakim olsa da hala şehrin cephelerini süslüyor. Diyorlar ki yani bak çok güç işler ama bizim şehrimizi fethedemezsin. Bizim koruyucularımız var, geçmişten bugüne koruyucularımız var. Ve bu... Her ne olursa olsun nesilden nesile, dinden dine, kültürden kültüre geçmeye devam ediyor. Şu ilginç geldi bana. Yani netice itibariyle orada tabii şimdi bahsettiğimiz 20. yüzyıla tabii, geliyoruz. Tabii. 20. yüzyılda hala o kabartmalar acaba aynı şekilde böyle biraz tasvirler anlaşılır vaziyette tabii, mi onu bilmiyorum tabii, ama 20. yüzyıldaki orada bulunan halkın hala bunu sonuçta artık İslam dini benimsenmiş. Herkes oradakilerin hani Müslüman olduğuna çoğunun düşünürsek eğer hala bunun bir koruyucu tılsım olması hani orada Herakles'in bulunması ona rağmen hani tutmak istemeleri falan enteresan. Aynı şekilde buradan çok da uzak olmayan bir yerde Kazlı Çeşme var. O bir Bizans çeşmesi. Bizans kazı. Evet. Ve üzerine Osmanlı çeşme yapmış. Onun da uğur getirdiğine inanıyor ama diyorum kaz dursun. Kaz buranın bereketidir. Allah Allah hadi bakalım dursun. Yani o yüzden bizim halkımız sahiplenir. Hı-hı. Burada varsa bir işi vardır korur bizi. Bir işi varsa da dursun. Zarar vermeyeyim. Niye zarar versin? Yüzlerce yıl kalmış, şehre bereket getirmiş, bolluk getirmiş. O yüzden kalsın. Evet. Eğer zaten bir zoru olsaydı, yani kabartmayla şununla bununla zoru olsaydı, Sultanahmet'in ortasında dikil taş var değil mi? Kabartmalar var. Üzünü kırmak çok mu zor? Ay Allah korusun. Hayır çok mu zordu onu diyorum. Balkan savaşlarından sonra dahi halk geldiği zaman orada sığınıyor, orada kalıyor, çadırlar kuruyorlar. Yani niyeti kötülük yapmak olsa, tahrip etmek olsaydı elinin altındaydı. Hı hı. Siz... Dikili taş dediniz diye, ha tamam görüntü de var. Hı hı.
Şimdi dikili taş dediniz diye ben hemen bir soru daha soracağım size. Çünkü çok fazla isteyen seyircimiz varmış. Hatta az önceki sorumuzun cevabı TT olmuş. Hı. Şimdi arkadaşlarım yazdılar. Çoğunuz tabii hikayeyi biliyorsunuz. Evet, o bir gerçek. Yedi Kule zindanlarında katledilen padişah kimdir diye. Onu yazmaya devam edin. Çünkü soruların cevabını yayının sonunda söyleyeceğiz. Arkadaşlar az önce dikili taşı vermiştiniz ya, çok iyi demiştim, o kalsaydı sorumu soracağım. Şöyle ki hocamız dikili taş dedi, birazdan ona da mevzu gelecek. Sultanahmet Meydanı'ndaki dikili taş nereden gelmiştir? Bunu bilmeyenlerin bile şöyle dikili taşın yakın görüntüsünü gördükleri an diye cevap vereceklerine evet, eminim. Galiba öyle. Ve ben hikayesini tabii ki çok merak ediyorum. Birazdan konuşacağız. Tabii, tabii, hani dikili tabii, taş tabii, oradan... Tabii. Niye geldi bu dikili taşları? Niye diktiler? Tabii. Ondan sonra ve çok da sağlam muhafaza edilmiş. Evet, yani bu biraz bizim talihimiz, biraz da sahip çıkma. Çünkü dediğim gibi bu şehrin bir parçası. Öyle. Var olan bir şey niye yok edesin ki? Yani bizim bugünkü anlayışımızdan çok farklı bir anlayış var. Hem Osmanlı'da, hı hı, hem de Cumhuriyet'in ilk yıllarında diyor ki bir dakika ya, bu şehrin bir parçası. Demek ki burada ihtiyaç vardı ve bizim bir parçamız o. Niye yok edelim? Niye bir şeklini şemalini değiştirelim? O yüzden dikili taş duruyor. Yani evin içerisinde bir kullanmadığınız bir şey vardır ama atmaya kıyamazsınız ya. Evet. Ama onun bir değeri vardır orada yani. O yüzden bu da böyle şehrin içerisinde bir şey. Yani deseniz ki ne işe yarıyor, duruyor koskocaman taş, ama öyle değil. Yani hı, kültürün bir parçası o. Kültürün bir parçası şüphesiz. Aslında mesela turistlerin çok dikkatini çeken, bize de hikayesi çok merak edilir de, dikili taş deyince şimdi aslında oradan oraya atlayalım. Bence atlayalım, vaktimiz olur, var ve hepsini tamam, konuşabiliriz. Konuşalım. Şimdi dikili taşı konuşacağız ama şu çemberli taşı bize anlatır mısınız? Tabii tabii tabii. Şimdi hani şehrimiz kuruluyor ya, yani demiştim ya, çok da böyle ideal dümdüz cetvelle çizilmiş gibi bir şehir beklemeyin. Öyle bir şehir bekliyorsanız eğer Roma askeri kamplarını düşünürüz. Roma vatandaşlığı, Roma kurulduğu zaman geleneksel olarak M.Ö. 8. yüzyılda kuruluyor. Kurulduğu zaman krallık, sonra cumhuriyet oluyor, sonra efendime söyleyeyim imparatorluk oluyor. Ama her ne olursa olsun Roma vatandaşı olan kişilerin zorunlu askerlik hizmeti var. Ve inanılmaz bir şey, eğer bir mesleğiniz yoksa, doktor değilseniz, işte zanaatkar değilseniz askerlik zorunluluk. Ve öyle böyle değil, 20 yıl falan yapıyor askerlik. Yani ömür boyu askersiniz. Adam bir tek askerlik görüyor. Ve peki ne yapsın? Bu adam askerliği gördüğü için çok düzene girsin diye kampüsler yapıyorlar. Bizim üniversitede kampüs diyoruz ya böyle nedense. Roma askeri kampı o resmen. Dikdörtgen bir şey düşününüz. Ortada birbirini dikine kesen iki tane cadde olacak. Bunun yanında komutanın evi olacak. Hastanesi olacak vesaire. Bunlar böyle standart şehirlerdir. Roma şehirleridir. Düşünün, sizi 15 yaşına aldılar. Orada da 25 yıl hizmet ettiniz. 40 yaşında öleceksiniz büyük ihtimalle. Çünkü 20. yüzyılın başına kadar yaşam beklentisi 40 civarıydı. Şimdi hal böyleyken 40 yaşında diyor ki askerliğin bittiği, gidebiliriz. Ne yapacak bu adam? Tek bir işe kılıç kullanmak. Ya haydut olacak, ya birinin koruması olacak, ya da işte birinin tahta çıkmasını sağlamak için ona yağlanlık yapacak. Roma bunu öngörüyor. Diyor ki biz bunlara şehirler kuralım, başımıza bela olmasın. Afrika'da hiç aklınıza gelmeyen yerlere şehirler kuruyor. Timgat diye bir şehir kuruyor mesela. Şahane şehir. Ama bayağı uzak bir şehir yani. Roma'dan, İtalya'dan uzak bir şehir. Cezayir'de şehirler kuruyor. Hani bizim hep bildiğimiz bir Roma'da koleksiyon var ya, onun biraz küçüğü. Şeyde var, El Cem diye bir tiyatro var. Amfiteyatro, koskocaman duruyor. Yani inanılmaz şeyler. Roma diyor ki, benim ideal şehrim budur. Askeri düzende yaşayan bir ülkeyim, benim şehrim de budur. Baktığınız zaman Roma şehri Yeditepe'de kurulmuş. Şimdi burası da yeni Roma ya. Hı. Bunun bir tepede kurulması söz konusu olabilir mi? Bu da Yeditepe. Yeditepe var mı? Yok. Çünkü şehir kurulduğu zaman nerede kuruldu? Topkapı Sarayı'nın olduğu yerde. Bir tane tepesi var. Peki şehir kurulduğu zaman... Konstantinos, 1. Konstantinos 324 yılında karar alıyor. Diyor ki yeni bir başkent kuralım, burası olsun. Hatta tarihi öneminden dolayı Troya'yı istiyor. Ama Troya diye bildikleri yer bugün Aleksandria Troas dedikleri yer. Orada kurmak istiyor. Nedense fikrini değiştiriyor, buraya geliyor. Buraya geldiği zaman da kuracağı başkentte sınırları belirlerken kendisine melekler yol gösteriyor. İşte melekler diyorlar ki tamam burada sınıra geldi falan, neyse. 324 yılında şehri kurduğu zaman diyor ki buraya insanlar gelsin, şehri büyütelim. Yani küçük olan şehrin sınırları büyüsün ki oturulabilir hale gelsin. Bunu da cazip yapalım. Roma şehrindeki bir meydanlar, forumlar yapalım diyor. Çemberli Taş'a da kendi heykelinin üzerinde olduğu bir yuvarlak forum yaptırıyor. Ve bu yuvarlak forumlardan çok az Roma dünyasında. Mesela Ürdün'de var, Gerasa'da, Ceraş'ta var, hala ayakta duruyor. Sırbistan'da var filan. Bizimkinde de tam bu forumun, pazar yerinin ortasında bir tane dikili taş var. Dikili taş da porfir denilen, sadece dünyada Mısır'da bulunan, çok nadir bulunan bir taştan yapılmış. Üstünde de Konstantinos'un heykeli var. Hmm. Ama aynı zamanda şehrimizde 11 tane Konstantinos imparator olarak hüküm sürüyor. Sonuncusu da fetih öncesinde şehirde kalan imparator. İşte bu Konstantinoslardan bir tanesi de
Konstantinos Porfirogenitus diyor ki, kitabı var. Sörenler kitabı. Orada anlatıyor. Diyor ki bu çemberli taş, bizim çemberli taş dediğimiz Konstantinos'un altında bir kilise vardı diyor. Ve diyor Troya'dan buraya getirilmiş hatıralar vardı. İşte İsa peygambere ait olan bakiyeler vardı falan. Bunlar altına muhafaza ediliyor. Tabii tabii kutsal emanetler var. Ama çok ilginç bakınız. 1920'lerde macera peret bir Danimarkalı geliyor. Carl Wett diye bir adam geliyor. Ne zaman dediniz? 1929-30. 1929-30. Bu adam burada Mamburi diye İsviçre vatandaşı bir adamla beraber Mamburi işe alıyor. Sağ solu iyi biliyor diye Bizans meraklısı diye. Diyor ki bunun altında ne var bir bakalım biz. Bugün dükkanların olduğu yerde yani Çembertaş'ın karşısındaki sıradaki dükkanlar eskiden kahvelerdi. Şiirci kahveleri falan. Onlardan birini kafalıyorlar. Tünel kazıyorlar. Yürüyorlar Çembertaş'ın altına kadar. Ama geldikleri zaman buldukları şeyler meşale kalıntıları. Kendilerinden önce birileri girmiş muhtemelen de 4. Haçlı Seferi'nde gelenler geldiler. Aynen. Tabii sonra da çok bence giren olmuştur hoş da. Ve ilginç, peki orada kutsal emanet bulunmuş mu acaba? Hiçbir fikrimiz yok. Hatta ama, şey derlerdi yani özellikle mesela Hazreti İsa ile ilgili en çok dolaşan efsane diyeyim. Muhtemelen onlar da onun peşine hani çarmıhın parçaları onun altında aynen, diye. Aynen öyle. İşte yani Meryem Ana'ya ama çok yakın zaman bu bahsettiğiniz evet, değil mi? Evet. Hatta bakınız bunu da bize bildiren İstanbullu çok mühim bir tarihçi. Cyril Mango. İstanbullu bir Rum'dur. İngiliz vatandaşıdır. İngiltere'de oturup Bizans'la ilgili çok önemli çalışmalar yapar. Kardeş Andrew Mango Atatürk'le ilgili mühim çalışmalar yapmıştır. Mango bu çalışmalardan haberdar. Hı. Ama ne oluyor ne bitiyor? Mamburi ölmeden önce yaptığı bu çalışmalara ait olan bütün kayıtları Mango'ya miras olarak bırakıyor. O da bunları yayınlıyor da bizim haberimiz oluyor. Yoksa Danimarka'daki bir adamın gelip macera perest olarak yaptığı kazıdan nasıl haberimiz olacak? İnanılmaz bir şey. Ve çok önemli bir şey daha öğreniyoruz. Konstantinos, hani 1. Konstantinos 324 yılında karar aldı, 330'da, hatta tam tarihi söyleyeyim, 11 Mayıs 330, muhtemelen saat 12 gibi. Çünkü dönemin tarihçisi Eusebius şikayet ediyor, diyor ki sanki başka saat yokmuş gibi, güneşin tepede olduğu saatte açılış yapıyoruz falan. Neyse, işte 330 yılında açılış yaptıktan sonra şehri büyütüyorlar ama çemberli taşın olduğu yerin altında mezarlık var. Ve o mezarlıkta bize daha önceki şehrin surlarının dışında olduğumuzu gösteriyor. Şehrin içerisinde mezarlık olmuyor biliyorsunuz. O nedenledir ki şehir büyüdükçe mezarlıklar dışarı doğru gidiyor. Ne kadar küçücükmüş. Küçücük, el kadar bir şey. O bahsettiğiniz az önce çemberli taşın altındaki kilise dediğiniz evet. Nasıl bir formdan? Küçücük, küçücük bir kilisecik bu. Yani kilise dediğiniz bir oda mı? Hani aynen oda yani mi? Dedim bu şey yani 3 metre 5 metre falan küçücük bir şey, ufacık bir yer. Ama orası ama herhalde o zaman kilise değil. Yani ya, kilisecik, dua hücresi irisi, kilisecik diyelim. Yani Fransızcasını söylemek istemiyorum. Şapel demek istemiyorum. Yani işte şey diyorum, kilisecik diyorum ben ona. Aynen. O yüzden orada bir kilisecik varmış. Bunu da işte dediğim gibi Konstantinos Porfirogenitus anlatıyor bize. Ondan öğreniyoruz. Nitekim kazı sonucunda da bir takım planlar çiziliyor orada. Diyorlar ki buna benziyordu. Peki bizden birileri girmedi mi oraya? Yok. Yok girmedik. Nasıl? Şimdiye bu zamana kadar? Evet girmedik. 2020. Osmanlı döneminde yangınlardan dolayı, depremlerden dolayı çatlayınca kaidesini kuvvetlendirdik biz. Hatta çok ilginç bir şey var. Bir Danimarkalı daha gelmiş ve o Danimarkalı yaptığı resimlerden bir tanesinde bu kaidenin, kaba kaidenin olduğu yerde aslında kabartmalar olduğunu göstermiş. Yani o kabartmalarda da bir tek o kişide görüyoruz. Yani Melchior Lorck diye. Onun çizimlerinden hareketle bir kabartmalı olduğunu da düşünüyoruz. Ondan hareketle yapılmış çizimler de var. Bakınız tepedeki bu beyaz mermer bölüm önemli. Hı hı. Şimdi bu hepsi porfir dediğimiz o çok pahalı taştan olan Mısır'dan getirilen, Cebel Duhan'dan getirilen taşlar var. 1106 yılında çok kuvvetli bir fırtına oluyor. İmparatorun heykeli düşüyor. Altında bir sürü insanı öldürüyor. Tepesinde zarar görüyor. Tamir ettiriyorlar. Beyaz taştan bir bölüm koyuyorlar. Ve üstüne bir harç koyuyorlar. Tamirat kitabesi var. Bakınız harfler orada görünüyor. Dikkat ederseniz görürsünüz. Ama Osmanlı döneminde etrafı sağlam kalsın diye çemberlendiği için çemberli taş adını kalıyor. Kaide de kuvvetli bir şekilde. Yakın tarihte bir 8-10 sene önce bir tamir yani dönüyor. Aslında şu çemberler yoktu. Yoktu. Ve her biri böyle yaklaşık 35 ton bu taşları. Böyle ufak şey değil. Konstantinos yekpare yapmak istiyor bunu. Aman efendim diyor 400-500 ton tutar. Yani Mısır'dan nasıl getireceğiz bunu? Yani şansımızı zorlamayalım gibisinden diye. O yüzden tek tek parça haline getiriliyor bu. Ama mühim bir şey çünkü dünyada ayakta duran en büyük porfir. Porfir neden önemli? Çok zor ve imparatorluk rengi porfir. Siz eğer yasal olarak imparatorluk varisiyseniz porfir renk giyme hakkınız var. Porfiri şimdi... Patlıcan moru gibi. Bordo patlıcan moru gibi. Eflatun. Yani ama biraz koyusu gibi. Yani onun gibi. Bu ışıklarda belki daha güzel görünür. Evet, bu renk. Evet, bu daha güzel. Evet. Ama bunun ortasında durduğu bir meydan olduğunu düşününüz. Bunun etrafında alışveriş yapılan yerler olduğunu düşününüz. Osmanlı döneminde de Elçihan var bunun yanında. Elçiler bugünkü gibi elçiliklerde kalmıyorlar. Burada kalacaksın diyorlar. Elçihan'da kalacaksın ne yaptığını göreceğiz. Yani o yıkıldığı zamanda ama. Ha, bahsettiğim dükkanlar da bunlar. Eskiden bunlar kahvehaneyken kahvehanelerin altına kazılan tünelle buraya girilmiş.
Şimdi o tünelle girilmiş diyorsunuz ya, benim aslında hep böyle hatırladığım, bahsedilir mesela Sultanahmet'te işte bilmem ne dükkanının altını, işte kilimci halacının altından var. Giriliyordu, şöyle var, oluyordu böyle var. Hala bazı var, dükkanlardan var hala, öyle var. Aşağı nereler mesela, ya dükkan ismi vermeyeceğiz de, ne oluyor yani aşağı inince? Sultanahmet'ten sahile doğru giderken mesela bu Ayasofya'nın sağ tarafına doğru indiğimiz zaman orada birkaç tane dükkanın altında ben birkaç tane resim koydum orada, onlardan zaman içerisinde görürüz. Keza sol tarafta bazı dükkanların altında yerler var. Roma, çok zengin Roma ailelere ait olan evlerin, saray büyüklüğünde evlerin hamamları duruyor. Bazıları bugün personel yemekhanesi olarak kullanılıyor. Bir tanesi hala öyle şey diye duruyor. İçerisinde freskosu var. Yani küçük bir kilisecik yapmışlar Bizans döneminde orayı. O yüzden mühim. O dönemde peki ne amaçla yapmışlar? Bu yeraltı mekanları asıl yapıldığı zamanlarda, yani kilisecik olan diye söylediğim mekan aslında başından beri kilisecik olarak yapılmış. Çünkü oradan kutsal su çıkıyormuş. Meydandan kalıntılar, bakınız bu güzel bir fotoğraf 1957'de. Bu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne giderken arka tarafta bu bugünkü hali Edebiyat Fakültesi'ni görüyorsunuz. Hemen sağ tarafta arabanın arkasında da Beyazıt Hamamı var. Bu bir meydanın, Theodosius Forum'un, Theodosius Meydanı'nın girişi. Kapısı da olası görünümü bu şekildeydi. Ve onun parçaları yerlerde yatıyor. Hatta bu sütunlardan bir tanesi şeyde, Yerebatan'da kullanılıyor. Devşirme diyoruz biz onlara. Neden? İşlevi bitmiş artık. Burada bir işe yaramıyor. Bir de unutmayınız. Şimdi eskiden tapınaklar vardı. Tapınaklar kullanım dışı kalınca siz yeni bir şey inşa edeceksiniz. Sütun yapmakla mı uğraşacaksınız? Gidip sütunu hazır alıyorsunuz. Taş ocağı gibi kullanıyorsunuz. O yüzdendir ki sıklıkla malzemeler tekrar tekrar kullanılıyordu. Buyurun. Kesin. Bu işte meydanların olduğu yerlerde bakın sağ taraftaki dikili taş, o az önce gördüğümüz forumda, Theodosius Forum'unda da böyle bir dikili taş vardı ama Roma'da gördüğümüz gelenek uyarınca böyle spiral şekilde Roma ordusunun yaptığı seferler, imparatorun yaptığı seferler anlatılırdı. Bunlar da parçalar halinde bizde mevcut. Maalesef sütundan geriye bir şey kalmadı. Ama bu bir sanatçının, Antoine Elber'in olası canlandırması. O böyle düşünmüştü. Ama eğer yaşasaydı bugün Edebiyat Fakültesi'nin olduğu noktadan Beyazıt'a giderken böyle bir meydanın var olduğunu bilmekte fayda var. Böyle anıtsal bir girişi olan. Tabii biz var diyoruz ama konuştuğumuz dönemler 5. yüzyıl. Yani 11. 12. yüzyılda bunlardan çok fazla bir şey geriye kalmamıştı. Yani Osmanlı geldiği zaman, Fatih geldiği zaman bunlar böyle duruyordu da ben bunları yıkayım demedim. Bakınız parçaları Beyazıt Hamamı'nın altında kaidesinde kullanılıyor. Görüyorsunuz bunlar. O sütunda hani seferi anlatan eserlerin olduğunu söylediğim yerlerde Roma askerleri baş aşağı duruyorlar burada Roma gemileriyle beraber. Az önce devşirme malzeme diye bahsettiniz ya. Evet. Oradan ben biraz da Yerebatan tabii. Sarayı'na geçiş yapmak istiyorum. Tabii. Hazır konuya girdiniz. Tabii. Onun hem keşfedilme hikayesi çok enteresan, hem de bizimkilerin neden saray dediği de enteresan. Şimdi Yerebatan'a gelmeden önce bu görselin üzerinden konuşayım tamam isterseniz. Tamam hocam, tabii. Theodosius Forum'un hemen arkasında, bakınız Yerebatan'a geldik de, bir öncekinde hani diyoruz ya Theodosius Forum'u vardı. Forum, pazar yeri. Pazar yerinde depolar olacak, dükkanlar olacak. Nerede bunlar? Değil mi? Hepsi de kaybolmadı ya. İşte az önce gördüğümüz gibi, bakınız burada kalıntılar var, girişin olduğu yerler var, anıtsal kapısı var vesaire. O arkadaki dükkanların olduğu yer, İstanbul Üniversitesi kütüphane yaptı orayı. Tekrar yıkıldı şimdi orası. Yeniden orada bir kazı çalışması var. Bakalım altından neler çıkacak. Ama buranın, yani insanların durduğu yerin bizim olduğumuz taraftaki bölümünde de altyapılar çıktı. Bir iş merkezinin altında koskocaman bir Roma konutu çıktı. Yani ve dükkanların altları çıktı. Beyazıt'ta meydanın hemen aşağısında bir nargileci var. Nargilecinin altında böyle bir pazar yeri duruyor. Berberin altında bir kısmı duruyor. Yani bunlar kaybolmuyorlar. Yerebatan da benzer şekilde. Şehrin en büyük sorunu her zaman su oldu. Su sağlamak için de olabildiğince bahsettiğim yerler bu iş anında ve işte bunlar da devşirme olarak karanlık olan bölümleri. Bunlar iş anının arkasındaki bölümler, bir şahsa ait, çok zengin bir şahıs olmalı herhalde. 5. yüzyıla ait olan bir saray kalıntısı bunlar. Yani bir dizi şeyler, bir noktaya kadar gidiyorsunuz, ondan sonra duruyorsunuz çünkü başka binalara denk geliyorsunuz. Yerebatan Sarayı gibi dev boyutlu sarnıçlar şehrin su ihtiyacını gidermek için. Çünkü akarsuya uzaksınız. Hı hı. Tepedesiniz, açı itibariyle size su getirecek yer yok. O yüzden olağanüstü çalışmalar yapınız. Bu bugünlerde tamirat gören Yerebatan'ın içerisindeki tamirat esnasında çekilmiş resimlerden. Peki Yerebatan niye burada yapıldı? Başka sarnıç yok muydu? Yerebatan'ın içinde 336 sütun evet, var değil mi? Doğru. Yaklaşık 10.000 metrekare, 9.800 metrekare. Hayli büyük bir şey. Ama unutmayın. Peki niye bu kadar çok sütun var? Çünkü üst yapıyı taşıması lazım. Üstünden sokak geçiyor. Üstünde şeyler, anıtsal binalar var. Bir de büyük olasılıkla ya bunun üstünde ya da yakınında bir bazilika dediğimiz uzunlamasına dikdörtgen bir toplantı mekanı olması lazım. Bazilika Yunanca basileos'tan gelir. Yani kraldan, krali avludan, krali salondan gelen bir sözcük. Şu halleri tabii çok enteresan. Tabii, yani az önceki
görüntüsü çok cazip değildi açıkçası. Evet, evet. Bu yani güzel günlerinde böyle görünüyordu. Su varken içerisinde. Peki o suyu tekrar herhalde olacak değil mi? Yani bir kısmını tutacaklar. Çünkü 1987 yılına kadar böyle şeydi, çamurdu. Bakınız kahverengi izleri görüyorsunuz sol tarafta, sütunların altlarında filan. Tonlarca çamur çıktı buradan. Belediye temizledi burayı 87 yılında. Ondan önce üstte su vardı ve kayıkla geziliyordu. Kartpostallar var. Yani kayıkla geziyordunuz içerisinde. Çok güzel tabii, görüntü. Tabii. Hatta ben şeyi de hatırlıyorum. Binbir Direk Sancı var buraya çok uzak olmayan. Oraya da muhtar vardı üstte. Muhtardan Çinmalı bir fener alırdınız. Kimlik bırakıp onunla girerdiniz. Yoksa girmenize müsaade edilmezdi. Siz en erken ne zaman girdiniz? İşte kaç ben 80'lerin başına. Ben şimdi 53 yaşındayım. Yani 80'lerin başından beri dolanıyorum orada. Ay güzel. Tabii çok etkileyici yani ilk girdiği zaman insan, burası özellikle de sulu bölümleri tabii burası. Binbir Direk. Evet, evet. Yapıldığı sene? 530'lar, 537 denir ama yani ondan çok emin değiliz. Neden emin değiliz? Çünkü bize kaynaklar bilgi veriyor. Kaynak deyince de birkaç tane çok güvenilir kaynağımız var. Agathias var, Prokopios var. Bir de şehirle ilgili 5. yüzyılda çok önemli bir şey var, bir kaynağımız var. O da listeler kitabı. Yani şehirde mahalle mahalle, hangi mahallede kaç tane hamam var, kaç tane kilise var, onları veriyor bize. Ondan hareketle bir tahminde bulunabiliyoruz biz. Ama bu %100 de doğrudur diyemiyoruz. Fakat daha sonraki 6. yüzyılda yaşamış olan bir şeyler var. Tarihçilerden bir tanesi Prokopios mesela, Binalar diye bir kitabı var adamın. Binalar kitabında anlatıyor. Ama mesela Yerebatan'dan çok bahsetmiyor. Sevmemiş herhalde orayı. Yani, ya da belki bilmiyordu. Bilmiyor. Yani Ayasofya'nın karşısındaki bir şeyi nasıl bilmiyor? Öyle bir şey olamaz. Yani o söz konusu değil. Ya ama da, bizimkiler de çok geç öğrenmişler. Tabii. Yani rastlantıyla. Ben hatta Almanya'da oturan bir arkadaşım vardı. Yani büyük, yaşı bizden büyük bir hanım. Diyordu ki onun arkadaşlarının evi varmış üstünde. Ve burayı buzdolabı gibi kullanırlarmış. Böyle bir şeyler sarkıtırlarmış aşağıya. Tabii. Serin tutsun diye sarnıcısının içerisinde böyle delikler var. Tavanda delikler var. Oradan sepetleri sarkıtıyor. Peki kendi evlerinden mi kendi bir delik varmış? Kendi evlerinden. Yani öyle anlatıyordu. Sonra belediye almış, isimlak etmiş. Anlatıyordum şeyler bana. Aa, çok acayip bir şey. Şimdi ilk yapıldığı zaman su ihtiyacını karşılamak için yapılıyor. Sonrasında şehir fethediliyor. Ama fethedildiği zaman biz haberdar mıyız buradan? Yani haberdarız. Dolaylı yoldan haberdarız. Çünkü girişleri falan yok bunların. Hani böyle ziyaret için olan yerler değil ya. Tepeden getiren su boruları duruyor. Bir tane su terazisi var. Zaten meydanda gördüğünüz bir kule gibi bir şey var. O Osmanlı dönemi yapısıdır. Ama onun önünde su boruları geliyor. Fakat yerin altında olduğu için görmüyoruz biz onları. Bunlar işte fethin ardından burada Osmanlı hizmetine geçmiş olanların bildirmesi üzerine ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Yoksa yani Osmanlı böyle her yeri bilerek giremez. Nereden bilsin? Yani fethettiğiniz bir şehirle ilgili bir fikriniz vardır. Ayasofya görüyorsunuz da yer altını bilemezsiniz. O yüzden işte yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yani, ama bizimkiler için bunu kullanmadı değil mi? Yok. Yani Osmanlı döneminde şöyle bir şey oluyor. Yani sarnıçların büyük çoğu işlevsiz kalıyor. Bunun da sebebi şu. Buraya su sağlayan sistem Trakya'dan çok uzun, dünyanın en uzun su yollarından bir tanesi. Hatta rahmetli bir hocamız vardı, Kazım Çeçenci. Onun yazdığı, İSKİ'den çıkmış olan çok güzel kitaplar var. Dünyanın en uzun su yolu diye. Yüzlerce kilometre. Trakya'da çalışılmış bir şey bu. Biz bunu çalıştık ama nedense biz bunu reklam edemedik. Yabancılar bunu reklam etti. Sahipleniyor. Sanki büyük keşif yapmışlar gibi falan. Ya arkadaş biz bunu 40 yıl önce yapmışız zaten. Neyse. Şimdi bunlar işlevsiz kalınca nemi hala tutuyorlar. O yüzden Osmanlı'da burada ipekçiler çalışıyor. Çıkırıklarıyla ipek üretiyor. İpek kurumaya gelmez. Nemli yerde ipek üretiyor. İpek iplik yapıyor. Koskocaman şeyler, çırçırlar. İplikçileri açtı burayı. Tabii. Çünkü su gelmiyor buraya artık ama nemi de kalıyor. Bir nebze olsun çatlak patlak borulardan, yağmur sularından bir şeyler geliyor buraya yine. O yüzdendir ki tüm şehrin ihtiyacını su olarak karşılayamaz. Ama hiç olmazsa bir işe yarasın, boş durmasın diye. Tabii biz durgun suyu sevmiyoruz. Tabii o da var. Ama işte bir de bir şeyi de unutmayınız. Yani bazı sarnıçlarda Bizans döneminde kullanım dışı kaldıysa su borusu patladı, şu oldu, mezarlık oluyor. Yani mezarlık mı oluyor? Mezarlık oluyor. Salgın hastalıklardan sonra, savaşlardan sonra. Sarnıç atıyor içerisine. Ağzını da duvarla örüyor, içerisine kireç atıyor, mezarlık oluyor. Maalesef öyle bir şey var yani. Yalnız bunlar çok büyük, kocaman. Yok, bu olmaz. Bunları olmaz. Yapmazlar. Siz daha küçük ölçekli şeylerden bahsediyorsunuz. Var, birkaç tane resim koymuştum oraya, belki onları denk edersek. Şu Yerebatan Sarayı'nın keşfediliş hikayesiyle ilgili enteresan bir yazı buldum. Bir dakika, bir seyircimiz. Şunun keşke bana linkini atsaydınız, bu fotoğrafını değil de seyirciye de göstermek isterim. Bir seyircimiz Yerebatan Sarnıcı'ndan çekilmiş sizin az önce söylediğiniz kayıkla gezilirken, ama bu yeni fotoğraf. Bu herhalde yani oynanmış hali. 87'den önce işte olsun 85. Ama bu belki bir araştırma için, bir şey için yaptılar bunu. Bu da değişik. Yani içerisinde su varken de 30 santim falan da o kayık. Yani, o kayıkla gezilmez mi o zaman? Bilmiyorum ki, herhalde değer altı gibi ama.
Teşekkür ediyoruz yine de. Sağ Şükrü olsun. Bey göndermiş. Bir dakika ben bunu bir açayım da. Hakikaten bilemiyorum Photoshop değilse. Ya en azından şöyle söyleyeyim. Gözünüzde canlandırmanız açısından. Evet. Hani birileri hakikaten yere batan sarnıcında bir zamanlar evet. orijinal olan fotoğrafta bayağı böyle kayıkla geziyormuş. Yani bu tabii dediğim gibi Photoshop olabilir de. Tabii. Gösteriyor musunuz? Ha bakın bu İpek Bodrum'u şu anda gördüğümüz şey. Yani Bizans döneminde devşirme malzeme olsun diye her şeyi kullanmışlar burada. Bu da çok mühim bir şey. Yakın zamana kadar Eminönü Belediyesi iken, şimdi Fatih Belediyesi oldu burası, hizmet binasıydı. Ve Şerefiye Sarnıcı adıyla anılan, üstü çok güzel bir cam yapı. Evet, aynen. Tabii bu gerçek bir fotoğraf olmayabilir. Hani bunu evet. Photoshop gibi düşünün ama zamanında birileri kayıkla dolaşıyordu. Kayıkla dolaşıyormuş. O ama ipekçi meselesini de ben çok beğendim. Şey gravürler var, onları keşke atsaydım ben unuttum. Böyle koskocaman yuvarlak çıkıklar görürsünüz. Şu yere batan sarayının keşfediliş hikayesini okuyayım ben. Tabii okuyunuz. Hata varsa düzeltin. Olur. Olur mu? Tabii. Şimdi şöyle Pierre Gilles. Bu çok ilginç bir adam. Bu enteresan bir adam. 1490 Fransa'da doğmuş. Eski Yunanca, Latince'yi Albalı. Çok iyi bilen, humanist, seçkin bir filolog olarak geçiyor. Bu, filolog değil mi? Zoolog biliyor musunuz? Fransız kralı bunu yolluyor. Git diyor doğu topraklarına. Bak bakalım orada ne var? Nasıl hayvanlar var? Nasıl bir hayat var? Aa şu evet evet. Bir dakika. Aynen. Filolog diye geçiyor ama sonradan zoolog şöyle bir bilgi bu. Vermiş. Güzel. Sonra kalıyor. Diyor ki Fransa ve İtalya kıyılarında balıkları incelemekle tabii. geçirerek Fransızca, Latince balık adları adında bir kitap yayınlamış. Evet. Balık sevdalısı bir balık bilimci. Aynen. Ama sonra ne oluyor biliyor musunuz? Fransa'dan kraldan destek çekiliyor. Kalıyor burada. Yeniçeri oluyor. Yeniçeri mi oluyor? Evet Yeniçeri oluyor. 1544-1550 yılları arasında burada dolaşıyor. Yeniçeri ya her yere girip çıkıyor. İstanbul'da ha bir dakika bile isteye o zaman oluyor. Tabii. O adamı bile isteye bırakıyorlar. Ya. Ha öyle o zaman bırakıyor yani. Değil bence. Ama desteğini rehber çekiyor kitap yazıyor. Dolaşıyor değil. Burada. İstanbul'un ilk rehber kitabını yazıyor bu. Çok öyle, evet öyle bir şey olmuş. Petrus Gilius veya Pierre Gilles aynı adam. Şimdi diyor ki Fransa Kralı 1. François'nın İstanbul'a diplomatik girişimlerde bulunması için gönderdiği elçilik heyetine katılır. Hı-hı. İstanbul'a ayak basar. Tarih 1544. Doğru. 1535'te Fransa elçilik açıyor. Tabii kanunlu zamanı. Şey meşhur sen ki ben ki falan diye başlayıp sen ki diye. Evet o meşhur. Aslında var ya bak bunları tam da hatırlamanın zamanı. Biz hatırlıyoruz da Macron'a hatırlatmak lazım. Bence sahip olduğu kompleks de biraz onunla evet, alakalı doğru. olabilir ben doğru, öyle doğru. düşünüyorum. Ben, onlar unutmuyor bence sevgili hocam. Bakınız. Ya o Kanuni'nin hakikaten ne kadar gönderdiği mektup onu bulsam aslında ne kadar uzun ama yazıyor. Işte, bugünlerde büyüklük, hatırlamamız büyüklük gerekiyor. Büyüklük bunu gerektiriyor. Siz eğer büyükseniz, küçük kardeşiniz kusur yaparsa onu affedersiniz. Büyük imparatorluksanız, küçük devlet bir şey yaparsa görmezden gelirsiniz. O yüzden biz bir imparatorluğun devamı olduğumuz için küçük devletler, eski Osmanlı coğrafyasından küçük devletler tutar konuşurlar. Onları küçük kardeşlerimizin hatası olarak görürüz biz. Ciddiye almayız. Çünkü liglerimiz aynı değil. Evet, çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Bir de şu var tabii, Kanuni'nin François'a gönderdiği o mektup zamanında biz programımızda da bunu işlemiştik. Ha, buldum. Okuyorum mektubu. Diyor ki, ben ki Sultanlar Sultanı, Hakanlar Hakanı, hükümdarlara taç veren Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz'in ve Karadeniz'in ve Rumeli'nin ve Anadolu'nun ve Azerbaycan'ın ve Şam'ın ve Halep'in ve Mısır'ın ve Mekke'nin ve Medine'nin ve Kudüs'ün ve bütün Arap diyarının ve Yemen'in ve nice memleketlerin sultanı ve padişahı Sultan Bayezid Han oğlu Sultan Süleyman Han oğlu Sultan Süleyman Hanım sen ki Fransa vilayetinin kralı François. François. Haddim bilesin. Değil mi? Ay tarihimizi çok seviyorum. Güzel oldu. Allah ay hocam ya. Bak nereden nereye. Vallahi güzel. Çok güzel oldu. Ay Allah'ım yarım. Ha neyse işte. O François bu François. Ya biz bunları hakikaten hatırlatmak lazım bunları. Ya. Ama işte hatırlattığın zaman ne var diyor. Önemsizleştirmeye çalışıyor. Hadi oradan. Tabii yani işte ne var? O ne var? Her şey neyse, ne var? Neyse bu Gilles, Pierre Gilles. Hı hı. İstanbul'da kalmış, İstanbul'un gerek coğrafyası gerek tarihiyle ilgili doğru, gözlemlerde doğru. bulunmak, eski metinlerde geçen anıtların izini sürmek ve var olan kayıt altına almaktır. Ya bunu herhalde kültürel hizmet amacıyla yapmıyor bu. Öyle mi? Halk yani işte bilim sevdası. Ya bilim sevdası. Kötü bir niyeti yok. Asla kötü niyetleri olmaz. Asla.
Yani... Ay ne olduk bize, ne oldu? Bu amaçla 1548'e kadar 4 yıl boyunca İstanbul'da kalıyor ve İstanbul sistemli bir şekilde inceleme konusu, evet, doğru, bunlar için. Doğru. Ya arada acaba nereden ne yaparız filan diye herhalde ya, bunlar. Tabii, ne olacak? Şey, buraya gelen insanların bazıları bize çok önemli bir bilgi veriyor. Mesela Ruslar geliyor, hacı olarak geliyor. Ruslar için burası çok önemli. Neden? Tabii. 989 yılında ilk defa Ruslar Hristiyanlığı burada görüp etkilenerek Ayasofya görüyorlar. Ya diyor, cennet varsa yeryüzünde o budur herhalde. Neden bunu söylüyor adam? 3 metre tavanlı ahşap kulübede yaşıyor adam soğuktan dolayı. Taş evi yok adamın. Yani ne kadar alçak yaparsa o kadar çok ısınacak. Bir anda gelip 56 metre yüksekliğinde bir şey görün, aman Allah'ım bu nedir diyor. Hı-hı. Ondan sonra Hristiyan oluyor. Ondan sonra buraya Çarigrad diyor. Boşuna demiyor. Yani hı-hı, ve buraya gelip hacı oluyor. Ve bu hacı olmak çok ciddi ve pahalı bir şey. Allah'tan ki gelip hacı oluyorlar. 1200'lerden itibaren Ruslar geliyor buraya. Buraya gelenlerin yazdıklarından da biz bir sürü şey öğreniyoruz. Burada da şu var, burada da bu var. Burada... Ha unutmayınız, bir de vize alıyorlar. Şehre girmek vizeyle. Bizans döneminde vizeyle. Para veriyorsun, çok sağlam para veriyorsun. Her yere de giremiyorsun. Herkes de giremiyor. Herkes de giremiyor. Ha? Para biriktirip giriyorsun. Ondan sonra gezebiliyorsun bazı yerlere. Bu gelenlerin çoğu hacı olduğu için kiliseye giriyor. Başka bir şey anlatmıyor. Ama çok önemli bilgiler öğreniyor. Buyursunlar şimdi, gelsinler camimizi ziyaret edince. Gelsinler, buyursunlar, buyursunlar. Şimdi Pierre Gilles'in şöyle yap, yani hikaye böyle mi bilmiyorum, kendisi böyle anlattığı için hadi diyoruz. Evet. İşte bütün şehri böyle adım adım gezmiş. Ondan sonra birdenbire diyor, benim bu araştırmalarımla birlikte diyor, evler varmış tabii sizin de az önce bahsettiğiniz gibi. Bu evler sarnıcın varlığını saklamışlar. Saklıyor, ve hatta her gün kuyudan su çekip kullanmalarına karşın evlerinin altındaki sarnıçtan insanların haberinin olmadığını da görüyor. Ondan sonra bir inişi olan evden merdivenle aşağı iniyor. Evin sahibiyle meşalelerle kürek çekerek bir bölümü suya batmış olan bir sütunlar ormanında diyor adeta gezdik diyor. Tabii 300 küsür tane sütun olunca sütunlar ormanı. Ondan sonra ben diyor dikkatle göz gez. Ya şu doğru mu bilmiyorum, bu çok acayip geldi bana. Sarnıçta bol bol balık avladım. Balık var mı? Yok. Şu olamaz yok, değil mi? İşte konuşuyor. Uyduruyor. Uydurma. Ondan sonra hatta zıpkınlardan falan bana neyse uydurmuş buraları. Sonra sarnıca açılan çok sayıda kuyu var. Bu kuyular aracılığıyla su çekenler vardı diyor. Ve ayrıca bir de burada saklananlar varmış. Aranan kişilerin sığınma mekanları oluyormuş sarnıcılar. Ya, biraz zor tabii. Yani çünkü sarnıcı tersi su olduğu sürece nasıl saklanacak o adam? Mantıken mümkün değil. İkincisi dediğim gibi işlev kazandırılmış. İpekçi çalışıyor. İpekçi demeyecek mi sen ne yapıyorsun arkadaş? Ne işin var burada? Yani huylu huysuz hepsi belli yani. O yüzden çok gerçekçi de. Pierre Gilles'in yaptığı güzel şeyler var açıkçası ama bazı şeyleri de abartmayı seviyor. Mesela hipodromda isyan neticesinde kendisinden yaklaşık 1000 yıl kadar önce isyanda ölmüş olanların kemiklerini gördüğünü söylüyor falan. Yani bazen abartıyor ama iyi de yaptığı bir şey var. Mesela demin konuştuğumuz Çembertaş var ya, Çembertaş'ın yüksekliğini tam ölçmek için kendisiyle beraber bir şey Yeniçeri'ye diyor ki tırmansana, çok iyi tırmanıyor, tepeye tırmanıyor, iple tırmanıyor, yüksekliğini ölçüyor. Vallahi tepeye tırmandırıyor adamı. Yani. Bu arada sevgili seyircilerimize bir soru daha sormuş olalım. Bakıyorum... Aa güzel. Çok teşekkür ederim bu arada buradan Şükrü Bey'e. Pelin Hanım doğru cevap verirsek bize de gravür gönderir misiniz diyorlar. Sağ olsun, bu gravürler hakikaten çok güzel. Evet. Ve Ayasofya Camii'nin açılışında Türkiye Diyanet Vakfı bastı. Birkaç tanesini şöyle göstereceğim de, yani zaten siz biliyorsunuz bu fosfatli gravürlerini. Hepsi birbirinden güzel. Bunlardan birkaç tanesi daha elime geçtiği için ve ben de tabii, sevgili seyircilerimizi çok sevdim. Ay bakar mısınız şunlara? Oo çok güzel. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Bu gravürlerden size hediye etmek istiyorum ama İstanbul etiketiyle yazdığınız takdirde güzel bir hatıra olacağını düşünüyorum sizlere de açıkçası. Size de bir tane hediye etmek isterim hocam. Sevinirim, sevinirim. O sizin orada hediye şey hediye de diyorum, çok güzel. Ya sizin o, Allah söyledi. Allah söyledi. o da bunun içinden. Ha tabii. Katlı katlıydı. Ben bunu böyle katladım mı? Güzel bölümleri tabii. Şöyle açayım. Şöyle köşelerden tutayım. Buyurun. Evet. Böyle tutalım. Birazdan size hipodromdan da bahsedeceğiz. Tabii. Şimdi İstanbul'da yaşayıp da doğal olarak ne hipodromu Pelin? Sen ne diyorsun diyenler vardır. Şunları bir yakın görebilir miyiz? Burası Ayasofya. Bundan? Bakınız sol taraf İstanbul Üniversitesi Darülfünun. Arkasında adliyesiyle beraber. Bunlar yandı maalesef. Bu yanan yerler, yani buralar olduğu gibi yanık. Onun olduğu yerde bugün Four Seasons Otel olarak kullanılan eskiden Sultanahmet Tevkifhanesi ve cezaevi vardı. O
Four Seasons Oteli oldu. Bu yanan yerlerin altında da kazılar yapıldı. Kazılarda bir Bizans mahallesi bulundu. Freskolu mekanlar bulundu. Bizans Büyük Sarayı'nın parçaları bulundu. Büyük Saray neredeymiş? Büyük Saray bugün Topkapı Sarayı'nın olduğu yerden başlayıp Kadırgay'a kadar inen koskocaman bir mahalle. Yani Sultanahmet'in neredeyse tamamını kaplayan bir yer. Hı. Yani bir şehir gibi düşünürüz. Yani büyük denmesi boşuna değil. Boşuna değil, sahiden büyük. Yani. Topkapı Sarayı gibi neredeyse koskocaman bir şey. Evet. O yüzden ondan geriye kalan şeyler var. Bu Topkapı Sarayı'nın giriş bölümü. Bakınız bu çok önemli bir belge. Çünkü 1847-1849'da Ayasofya'yı tamir ediyor Fossati kardeşler. Ve onlar bunu yaptıkları zaman bu çizimleri minarelerden yapıyor tabii. Nereden yapacak yüksekten görsün diye. Bakınız şeyi görüyoruz. Topkapı Sarayı'nın ilk avlusunu görüyoruz. Ağaç falan yok. Ağaç olmamasının da bir sebebi var. Çünkü burada... Eğer biri geldiği zaman gövde gösterisi yapmak için Osmanlı elçileri geldiği ülkelere göre buraya Yeniçerileri diziyor. Yeniçeriler burada ulufelerini alıyorlar. Hmm. Biraz bile korksunlar diye. Hatta burada sağ tarafta Aslanhane diye bir yer var. Aslanları günlerce beslemiyorlar. Ve elçiler geldiği zaman zor zapt ediyor. Aslanlar böyle aman saldıracak gibi oluyor filan. Ama padişahın huzuruna çıkarken afyonlu etle beslenmiş olan aslanlar var. Kedi gibi. Sen de biat et, ödülünü al. Net mesajlar. O yüzden burası çok önemli bir yer. Evet. Aslanhane. Şimdi gözümde canlandırmaya çalıştım. Nefis şimdi burası... Şey. Hocam unutmayın. Reklama gitmem gerekiyormuş. Peki. Yönetmenim dedi ki hadi. Tamam. Hemen bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra da bir soru daha soracağım. Şunu sorayım. Kolay bir soru aslında. Sultanahmet Meydanı Osmanlı döneminde nasıl anılıyordu diye soracağım. Onlar da bence hemen bilecekler diye düşünüyorum. İstanbul etiketiyle bekliyoruz. Birazdan hocamızla devam ediyoruz. Hem İstanbul'un sırlarını konuşuyoruz, hem yer altında neler var, neleri kaybettik, neleri muhafaza ediyoruz veya neleri bilelim ki muhafaza edelim. Doçent Doktor Haluk Çetinkaya bu gece konuğumuz ve nefis bir Fossati gravüründe tam konuşurken reklama gitmiştik. Ona devam ediyoruz. Bu arada hakikaten sorularımıza nefis cevaplar veriyorsunuz. Yani doğru cevap veren çok da İstanbul etiketini kullanmaz iseniz maalesef o sorunun cevabını dikkate alamıyoruz. Ne kadar kötü. Ne kadar kötü. Evet, ne olur şu etiketimizi kullanarak bir de çok güzel fotoğraflar var. O fotoğrafları da muhakkak bakacağız ve seçeceğiz. Sevgili hocam. Evet, buyurunuz. Kalmıştık. Şimdi burada Topkapı Sarayı'nı, Ayasofya'yı ve Darülfünun'u hepsini bir arada gösteren güzel bir çizim burada. Topkapı Sarayı'ndan bahsediyorduk. Topkapı Sarayı'nın aslında İstanbul'daki ikinci Osmanlı Sarayı'nın olduğunu söylemek lazım. Bugün İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yer ilk saray, eski saray. Saray-ı Atik. Burası ilk saray olduğu zaman buranın adı Zeytunluk Sarayı. Zeytinden başka bir şey yok anlaşıldığı üzere. O Zeytunluk Sarayı zaman içerisinde Yeni Saray adını alıyor. Bu arada İstanbul Üniversitesi dediniz ya, bir seyircimizden çok böyle güzel bir fotoğraf geldi. Ben şunu bir bırakabilir miyim? Şöyle yere koyalım. Yere koyuyorum. Tamam, evet, bıraktım. Şimdi tutayım. O fotoğrafı size göstereceğim. Bir dakika. Sonra bakmıyor musunuz demin? Demiş ki bir seyirci, çoğu zaman koşturmaca içinde olup içinde bulunduğumuz muazzam yapıların ve anların farkında olmuyoruz. Çok güzel bir taban acaba kaç kişinin gözünden kaçtı? İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'ndan bir taban göreceksiniz detayı. Bak. Burası yani Osmanlı döneminde seraskerat yani baş askerlik daha sonra... Nedense bütün ülkelerde böyle savaş bakanlıkları, harbiye nezaretleri savunma bakanlığına döndü. Kimse savaş yapmaz, herkes savunma yapar oldu herhalde. Bu İstanbul Üniversitesi'nin olduğu, aslında Seraskerat'ın olduğu, savunma bakanlığının olduğu yer bir dönem Osmanlı'nın ilk sarayının olduğu yer. Ve etrafında bir çevre duvarı var. Bu çevre duvarı ona bir kale görüntüsü kazandırır için buranın altındaki semtin adı da Tahtakala. Yani tahtın altı. Taht alt demek. Kalanın altı. Sonra tahta kale oluyor. Tahtadan falan kale male yok ortada tabii. Yani kalanın altı. Tahtel bahr dediğiniz zaman da denizaltı oluyor. Hmm. Onun gibi işte kalanın altındaki semt. Biz unuttuk tabii onun anlamını. Böyle değiştirdik. Evet. Şimdi neyse. Şimdi bakınız burada önemli birkaç tane daha ayrıntı var. Yani Topkapı Sarayı'nın olduğu yerde hani Bizantiyon'un geleneksel söylenceyle kurulduğu düşünülen yerdir. Ama bunu arkeolojik olarak hiçbir şey desteklemez. Sadece nesiller boyu tarihçilerin aktardığı bilgiler var. Burada hiç kazı da yapılmadı. O yüzden bilmiyoruz. Ama Ayasofya'nın önüne geldiğimiz zaman işler biraz değişiyor. Çünkü Ayasofya'nın önünde çok yakın tarihlerde bir şey oldu. Orada zemin düzenlemesi çalışması sırasında tam Ayasofya'nın girişinde bana bir ders sırasında haber geldi. Dediler ki hoca sen ders yapıyorsun ama bak burada sarnıç bulundu. Gel bir bak istersen falan. Sarnıç'ta gittik. Meğer sarnıç değil Osmanlı Çukur Çeşmesi'ymiş.
ve hiç kaydı kuydu olmayan bir Çukurçeşme'ymiş. Onun içerisine girme şansım oldu. Girdim, hattında bir makale yazdım. Güzel fotoğraflar çektik ve ona su sağlayan sistemin aslında Ayasofya'nın olduğu yerden geldiğini gördük. Ve kaynaklarda Ayasofya Maksemi adıyla, yani su dağıtım merkezi adıyla bilinen yerin yok olduğunu zannediyorduk. Meğer bu az önce gösterdiğimiz resimde Four Seasons Oteli'nin olduğu yerde, yani işte eski Sultanahmet Tevkif Efendi'nin olduğu yerde o maksemin de durduğunu gördük. Bakınız şu resimde sol tarafta bu çadır gibi, yarım yuvarlak çadır gibi şeyin hemen solunda ufacık bir şey var. Beton, üstü beton olan bir yer var. Orası maksem, su dağıtım yeri, Ayasofya Maksemi. Bu boydan boya alansa az önce gösterdiğimiz Darülfünun ve Sultanahmet Cezaevi'nin olduğu yerde yapılan kazılar. Bu otel işletmesi dedi ki biz burayı da genişletelim, yeni otel yapalım. O yüzden kazılı bir Bizans işlikleri mahallesi ve sarayın parçası. Şimdi şurası çıktı. Ayasofya mı? Ayasofya'nın hemen yanı. Bakın tamam. İlerisi Topkapı Sarayı'nın girişi. Üçüncü Ahmet Çeşmesi. Onun hemen önünde tamam. Bir Bizans mahallesi var. Tamam. Sol tarafta da şehir resminin altında. Evet. Bir dakika, ben kalkabiliyor muydum? Kalkarım. Bir dakika. Şu mu? Şu mu? Evet, orası. Orası Ayasofya Maksemi. Yani Ayasofya'ya gelen su sisteminin dağıtım yapıldığı merkez. Yok olduğu zannediliyordu. Yani ama bu Ayasofya'ya hizmet... Ayasofya ve mahalleye. Mahalleye buradan su dağıtılıyordu. Nasıl tamam. Ki İstiklal Caddesi'nin başında taksim yapan bir maksemimiz varsa, şehrin çeşitli yerlerinde maksemler suyun basıncını ayarlıyor ve dağıtım yapıyordu. Ve bu maksemin kaybolduğunu, ondan dolayıdır ki su sisteminin de çöktüğünü zannediyorduk. Meğer buranın biraz ilerisinde, sol tarafta, 100 metre kadar ilerisinde, Ayasofya'nın hemen önünde bir Çukurçeşme varmış. İşte tepeden bir merdiven sarkıtmışlardı. O sayede biz girebildik ki, işte Çukurçeşmeler mevzusuna geldiğimiz zaman da, işte bakınız, kazı sırasında taşları yenilerken, zemin taşlarını yenilerken benim çektiğim bir resim bu. Burada çalışmalardan sonra tepeden bir delikten içeri girme şansımız oldu. Ve Osmanlı döneminde 16. yüzyılda yapıldığını düşündüğüm bir Çukurçeşme çıktı. İçin ilginç. Ya o kadar yükselmiş. Tabii. Yani hani belki bakınız burası koskocaman yedi gözlü bir çeşme var. Koskocaman bir çeşme var. Ama işin ilginci biz bunu kullanmaya devam etmişiz ve yerde bakınız bir boru var. Evet. Ben yere esnafla konuştum, bölgedekiler. Ha dediler 1950'lerde belediye buradan su borusu geçirdi. Ama neyin içerisine geçirdiğinin farkında değiller. Su borusu herhalde kör artık, kullanılmıyordur. Ama bunun bittiği yerde şu karanlık noktada merdivenin arkasında bir tünel vardı. Ben o tünele doğru daldım, gittim gidebildiğim kadar. Ama bitti bir yerde Ayasofya'ya gidiyor. Ayasofya'ya doğru gidiyor. Bundan sonra da Ayasofya'nın altında da su kemerleri bulundu. Ayasofya'nın altını da göstermek isterim açıkçası. Şunu al, bakınız bu tünel, bahsettiğim tünel bu. Ha, bir öncekinde kalır mısınız rica etsem? Mümkünse bir tane geri gidersin. Evet, bir tane geri gidebiliyor muyuz? Neyse, olur. Şimdi bakınız Ayasofya'nın, Ayasofya'nın önündeki meydanda bir Çukurçeşme olması çok manidar. Burası, bu Çukurçeşme. Yalnız bu, yani Ayasofya'nın önündeki meydan, bu çeşmenin olduğu yer aslında Bizans döneminde su için önemli bir merkez olsa gerek. Çünkü hemen yakınında Yerebatan var. Bir de ondan da önce, yani Konstantinos şehri kurmadan önce, bakınız işte bu tünel. Bu Ayasofya'ya doğru gidiyor bu tünel. Bayağı bir su tüneli yani bu. Bunun içerisinde olasılıkla da büyük mermer künkler vardı. Onlar zaman içerisinde tahrip olmuş olmalı. Bir yere kadar gittim, orada durmak zorunda kaldım. Çökmüş, görüyorsunuz yerde çöküntüleri. O yüzden belli bir noktaya kadar ama bu bir önemli. Bir dakika, bir şey sorayım. Tabii, buyurun. Şimdi bizim günümüzde hep böyle dehliz diye bahsettiğimiz bunlar değil bunlar, mi? Bunlar, bunlar. Ya bunlar? Peki bunu böyle ayağa kalkabilir miyiz? Yok, böyle eğilerek gidiyorsunuz. Yani şöyle eğilerek. Ama yani yaklaşık hani 1 metre 10 santim var. Bir yerden sonra tabii. Gerçekten klostrofobik bir ortamda yani bayağı böyle timsah gibi sürünerek falan gitmesi gerekiyor. Ama bu sanki böyle büyükmüş gibi geldi bana, yüksekmiş gibi geldi değil. Yok, 1-10, 1-20 falan böyle eğiliyorsunuz yine. Çok da yükselemiyorsunuz. Yani zeminde çok da olsa bile o kadar değil. Ya yani rahatlıkla yürüyeceğiniz yükseklikte bir şey değil maalesef. Bu nereden nereye dediniz? Bu tam Çukurçeşme. Ayasofya'nın önündeki Çukurçeşme'den Ayasofya'nın bahçesine doğru gidiyor ve kör nokta orada kalıyor. Ama bunun da bir devamı olsa gerek ki su sistemi dağıtılıyordu herhalde. Çünkü Ayasofya'nın Sultanahmet'e bağlandığı o ortadaki boşluk yerde bir Roma dönemi hamam var. Zeuxippos hamamı diye bir hamam var. Koskocaman hamam var. Yani hamam varsa su var. Su getiren bir sistem var. Demek ki biz orada yüzlerce yıldır kullanılan bir su sistemini tekrar tekrar kullanıyoruz. Aa. Bakın siz de burada hipodromun altındaki su sistemine girmişsiniz. Hocam siz bilmezsiniz. Edirne kapıdan bir giriyorsunuz, sonra çıkıyorsunuz. Peki biz niye metro yapıyoruz? Niye yol yapıyoruz ya. Masraf edeyim, değil mi? O değil. Beyazıt'tan bir giriyorsunuz, Burgazada'dan çıkıyorsunuz. Ya ne güzelmiş ya. Girsek evimize. Bir dakika. Şimdi bu hep böyle dolaşır. Tabii. Değil mi? Bir efsane şeklinde dolaşır. Ama nasıl bak, vallahi ne güzeldi.
Ya ama ne şimdi, güzel de diyorum ama aşırı neler var neler bir aslında bilirsiniz. Yani evet. Çok hep böyle kemik parçalarından çok, tutun da böyle evet. Çıyanlar, yılanlar aman yani. Ya hayvanlardan korkuyor. Bakın burası yüksek. Evet, burada ayakta durabiliyorsunuz. Çünkü burası evet. Hipodromun altı. Hipodrom kullanılmaz olduktan sonra 11. yüzyıldan sonra orası çok pahalı oluyor. Çok masraflı oluyor, kullanılıyor. Ve onun dönüş noktasını, kör noktayı sarnıç yapıyorlar. Ben 1980'lerde Sultanahmet'te otururdum. Orada öğrenciyken orada kiralık yerde kalıyorduk falan. Orada bir mahalle vardı. Ve mahallenin çeşmesi vardı. Buradaki sudan kullanırlardı onu. İnanılmaz bir şey. 80'lerden bahsediyorum. Çok da uzun zaman değil. 35 sene önce. Ki. Yani ve orada bütün mahalle daha sonra yıktılar onu ki bu hipodromun dönüş noktası. Yani U harfi gibi düşündünüz. U harfinin dönüş noktasında evler olduğunu düşündünüz. O evler yıkılınca burası görünür oldu. İçine girebilir oldu. Üstünde Sultanahmet Teknik Lisesi var bunun. Dünyanın en güzel manzaralarından bir tanesine sahip bir lise orası. Peki bu dehlizler elbette çökmeleri olmuştur. Tabii. Yani başına kim bilir neler geldi. Doğru. Yani bu şehrin de başına maalesef felaketler geldiği gibi oralarda da değişimler oldu ki zaten az önce verdiğiniz örnekteki gibi bir çeşme diyorsunuz abi bakıyorsunuz ya da kapı diyorsunuz 4 metre 5 metre tabii, yükselmiş. Tabii. En eski kaynaklarda ya da en güvendiğiniz kaynaklarda dehlizlere dair ne söylüyorsunuz? Hiç dehlizlere ilişkin hiçbir şey yok. Sadece yerleşimleri biliyoruz. Mesela ben bundan birkaç yani bayağı bir 15-20 yıl kadar önce Cerrahpaşa Hastanesi'nden aşağıya doğru giden bir dehlize girdim. Bir arkadaşım vardı, Alman bir arkadaşım vardı. Mühim bir işler yapan bir adam. Onunla beraber girdik. Aynı şekilde kör noktada kaldık. Şimdi orada dehlizin ne işi var? İki şey olabilir. Birincisi lağımlar olur maalesef. Yani lağımlar oluyor. Çünkü saray boyutunda, dev boyutta evler hepsinin foseptik çukuru olmuyor. O yüzden denize yakın olan yerlerde tepedeyse lağımlarını salıyorlar. Ama bazen de sahiden de kaçış tüneli olabilir. Nitekim bu Cerrahpaşa'daki bir saraydı. Konstantinos annesine bir saray yaptırmış. Mahallenin adı onun adıyla anılıyor. Helenay Sarayı. Helena kadının ismi. Helenay Sarayı. Koskocaman saray ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sikke koleksiyonu orada bulunmuştu inşaat sırasında. Hastanenin inşaat sırasında. Askerleri falan çağırıyor. Tüfeklerle geliyor ki millet saldırmasın paralara diye. Yani inanılmaz bir şey. O yüzden şehrin içerisinde tüneller vardır ama bunlar böyle bir yerden bir yere gitmek için değildir. Sıklıkla lağımdır. Çok 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 nadiren de kaçış tünelidir böyle saraylarla bağlantılı olan. Ha, onu diyeceğim. Şimdi mesela hatta şey derler efendime söyleyeyim işte imparator halkın arasına karışmak istediği zaman ya da güvenlik gerekçesiyle buraları kullanırdı diye. Doğru. Şöyle var mesela Ayasofya'nın oradan bir özel sadece imparatorluk ailesinin kullanması için olan bir tünel var. O tünelin bir ucunda küçücük bir kilisecik var. Aziz Nikolaos kiliseciği var. Yani herhalde oradan sahiden görünmemek için ya da tepki almamak için yani durduk yere niye saklansın imparator değil mi? Gövde gösterisi yapmak varken. Aziz Nikolaos kilisesine gitmek için orada yer alttaki tünelden gidermiş. Ama o tünel nerede bilmiyoruz. Fakat çok önemli bir çalışma yapıldı yıllar önce. Yani çok takdirle karşılamak lazım. Göksel Gülensoy diye bir arkadaş 1998'de izin aldı ilk defa. Ayasofya'nın altına girdi. Evet evet. Tamam. Yani yüzlerce yıl. Öyle tabii mi? Ki, tabii yüzlerce ki. Yıldır Ayasofya'nın üstüyle, mimarisiyle, içerisindeki mozaiklerle ilgilenildi. Altına kimse bakmadı. Yani 98'de çok mühim bir iş yaptı. Gerçekten. Gerçekten. Yani ara ara çalıştı falan da. Hatta ben 2004'te, 2005'te falan bir şekilde bana geldi. Hoca dedi biz bunları bulduk. Bize yardımcı ol. Bu nedir diye. 2 yıl önce Los Angeles'a davet edildik biz. Los Angeles County Museum of Art'a gittik. Orada tanıtımını yaptık. Gayet güzel bir şey oldu. Nasıl ilgi gösterdiler mi? Tıklım tıklım. Tıklım. Hatta dediler ki bileydik bu kadar kalabalık olacağını 2 seans yapardık dediler. 500 kişi doldu. Biz sizden önce gelen Türk konuşmacılarla 40 kişiyi zor buluyorduk dediler. Yani çok güzel oldu. Elçilikte davetler verildi, şu oldu, bu oldu falan. Çok takdire şayan bir şey oldu. Çünkü yani Ayasofya'ya çok ilgililer. Çok çok çok. Yani en çok neyi merak ediyorlar? Yani Ayasofya ne oldu? Siz ne yaptınız? Baktınız mı? Durumu nedir? Yani açıkçası bu durumu nedir? Yani ne devraldınız, ne yaptınız? Açıkça merak edilen şey bu. Çünkü özellikle Kaliforniya'da yaşayan buradan gitme Ermeniler vardı. Orada Türkçe konuşanlar vardı filan. Hasret ediyor. Adam diyor ki İstanbul çocuğuyuz. Biz çocukluğumuzda geldik buraya. Gençliğimizde geldik. Acaba ne oldu? Eskiden biz böyle hatırlardık. Ne oldu gibisinden diye. Yani kötü niyetle değil. Ama geçmişi böyleydi. Acaba ne değişti? Bir de tabii kutsal emanetler hep işin içinde olduğu için. Tabii yani. Onu kovalayanlar da var. Tabii tabii. Ya yani, muhakkak vardır. Tabii, olmaz tabii, olur tabii, mu? Tabii tabii. Güzel. Yani. Ama Ayasofya'nın altında çalışması sıklıkla yapılması lazım. Göksel'in başladığı şekliyle devam etmesi lazım. Hatta onun içerisinde su boruları var. Yani belki denk gelirsek resimleri koymuştuk buraya da bazı mermer su boruları var. Onun bir kısmı dışarıda bulundu. Hatta bir tane ben fotoğraf çektim. Rus bir çocuk yorulmuş su borusunun üstüne oturmuş. Yani ölçek olsun diye koydum ben onu. Bakınız burada yapılan çalışmanın tünellerin bulunduğunun haritası. Boğaziçi Üniversitesi'nde Mağara Derneği ile beraber yaptılar bu çalışmayı. Her yere girmek mümkün olmuyor tabii. Niye yukarıya kimse gitmedi diye sorulursa tıkanıyor, yol tıkanıyor. Yani biz zannediyorduk ki işte kuyular bakınız burası hemen girişte boydan boya bir mekan. Asıl işlevi sarnıç değilken sarnıca dönüştürülmüş. Sarnıç sıvası atmışlar. Zaman içerisinde
kuyular çıktı. Mesela bu kuyulardan bir tanesinde yapılan araştırma sırasında matara bulundu. İskoç Süvari Birliği'nin asker, İngiliz işgal kuvvetleri gelmiş. Adam herhalde kutsal sudur diye su çekerken matarayı düşürmüş. Olabilir. İnanılmış ya tabii. Evet. Yani yoksa ne işi var onun? Bakınız ne kadar dar yerler bunlar ve tam zeminin altında gidiyorsunuz. Yani siz ne gördünüz? Neye şahit oldunuz aşağıda? Ben giremedim buraya. Ben bu görüntüler üzerinden çalıştım. Çünkü ben o çalışma sırasında... Peki girenler bununla ilgili bir şey anlattı mı? Yani işte bunları bana malzemeyi verdiler. Ben bunun üzerinden... Mesela reklam arasında bana anlattığınızı anlatmak ister misiniz? Lafı oraya getirmeye çalıştım, gelmedi. Gelmez. Ne gördünüz? Yok. Ben anlatmadım. Görmedim. Ne anlatlar? Yok. Yok. Yorum yok. Yorum yok. Ama bakınız tam şu anda Ayasofya'nın zeminin altındayız. Hayal gücüne bıraktık. Bakınız yerde borular var. Mermer borular var şu anda. Ha evet. Yukarıda da Ayasofya'nın zemini. Tam zeminin altındayız. İnanılmaz bir şey. Yani ve duvardaki çiviler de Osmanlı çivileri. Osmanlı da biliyormuş burayı. Kullanmış. Öyle mi? Tabii kullanmış burayı. Yani o ne, borular, ne diye kullanmış? Yani su borularını tamir etmek için kullanmış. Buranın ihtiyacını görmek için. Su boruları tamir edilmiş çünkü. Kurşunla tamir edilmiş. Yani kara kara baktım çünkü ben bunlara. Çünkü ben buraya girmedim ama videoda gördüm. Başka hiçbir şey bulunmadı mı? Yok. Yok. Bilgim dahilinde bir şey yok. Benden habersiz bir şey buldular, bir şey yaptılar, bilemem. Neyse. Şimdi notlarıma bakıyorum. Ben sorarım size diyorsunuz öyle. Şimdi notlarıma bakıyorum. Şimdi konuşmayı çok istediğim, ha unutmayalım diye yazdım. Tamam. Bir dikili taş var. Tamam. İki zindanlar meselesi var. Tabii, doğru söylüyorsunuz. Bir de Eyüp'le ilgili çok konuşmak tamam, istiyorum. Tamam. Dikili taşa mı geçelim? Olur, nasıl arzu ederseniz. Bir soru bakın, daha sorayım. Ayasofya'nın altında bir mezar odası da var. Bakınız su basıyor yağmurdan sonra buraları. O deminki arkadaş, bir önceki karedeki Ayasofya'nın hani birkaç evrede yapıldığını biliyoruz. 4. 5. 6. yüzyılda yapıldığını biliyoruz. Hı-hı. Bakınız bu şeyler burada mezar bunlar. Evet. Bunların her birinin üzerinde meftahların olduğunu düşünürüz ama yağmur suyundan sonra girdiği için arkadaş evet, heyecanlanmış ve bir sonraki adımda düşüyor, çukur var önünde. Yani ben onu da hatırlıyorum. Yani bayağı bir şey olmuş. Hı-hı. Ama düşününüz ki şu anda bu arkadaş 5. yüzyılda. Bir 3 metre yukarısı 6. yüzyıl. Zaman tünelinde yürüyor adam. İnanılmaz evet, bir şey. Ay, çok şanslıyız aslında. Evet, evet. Böyle bir şehre sahip olduğumuz İnanılmaz için. İnanılmaz bir şey. Yani çok güzel. Allah aşkına dikili taşın yanında oturup çay içiyorsunuz. Dünyanın neresinde var böyle ya, bir şey? Değil mi? Yani. Çok güzel. Çok güzel bir şey. Bir soru daha sormuş Buyurun. Olayım. Bu soruyu yalnız hocadan geldi diye düşünün. Bakın bizim hazırladığımız soruların güzelliği. Mesela Yedi Kule evet, zindanlarından ilgili soruyoruz. Evet. İşte Osmanlı döneminde nasıl? Soru. Hocamızın sorusu şu. Bakalım bilen çıkacak mı? Vefa Stadyumu eskiden ne olarak kullanılıyordu? Zor bir şey değil yani. Kolay mı? Kolay tabii ya. Peki İstanbul etiketiyle bekliyoruz. gelelim şu zindanlara. Gelelim efendim. Tamam. Şimdi, zindanlarda neler yaşandı, nasıldı? Tamam. Şimdi her zaman olduğu gibi devlet sistemi içerisinde suçlular var, kötülük yapanlar var, şunlar var, bunlar. Ama İstanbul'un unutulmaması gereken çok önemli bir özelliği var. Bizim bilmediğimiz, tarihimizde de belki araştırmayı ihmal ettiğimiz bir nokta var. Mesela daha önce bahsettiğim Kiril Mango var. Cyril Mango, buranın çocuğu. Bu adamcağızın arkeoloji müzelerinin içerisinde yaptığı çalışmalar var, yazıt çalışmalar var. Yazıt çalışmalarından bir tanesinde 5. yüzyıl bir Türk kadın mezar taşı buluyor. Ve kadın mezar taşı Yunan harfleriyle yazılmış, diyor ki Tanrı unutsun seni korusun. Kimse o Tanrı unutsun. İnanılmaz bir şey. 5. yüzyıldan beri burada Türkler var. Ve İslam öncesi de var. İslam'da da var. Ve Bizans buraya geldikten sonra burada bir Müslüman mahallesi de var. Camileri var. Hatta esir değiş tokuşu yapıyorlar. Esir değiş tokuş zamanlarında çok önemli bir şey var. Makdisi diye bir coğrafyacı var. 10. yüzyılda yaşamış olan bir şey. Bir şahsiyet. Ve adam bize çok çok önemli bilgiler veriyor. Mesela diyor ki asil esirler için özel bir mezar hapishane vardı. Ve buna Daral Balat denirdi diyor. Balat, palatyum kelimesinin bozulmuş hali. Biliyorsunuz Arapçada P harfi yok, o yüzden B var. Daral Balat, yani saray yakınlarına bir yerde Müslüman esirlerin en asilzadelerinin tutulduğu bir yerde. Bu adam aynı zamanda başka bir şey daha söylüyor bize. Çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki 7. yüzyılda Mesleme bin Abdülmelik ve onun takipçileri İstanbul'u almak istediler. Burayı kuşattılar. Bunun neticesinde burada başarısız oldular. Buna karşılık daha önce kendisi gibi deneyde bulunmuş olan Eyyub el-Ensari'nin mezarını tahrip etmekle tehdit etti Bizans İmparatoru diyor. Hmm. Daha sonra anlaşmaya varılıyor ve sonra diyor ki burası Eyyub el-Ensari'nin mezarı Bizans halkı tarafından kıtlık zamanında, kuraklık zamanında dua edilen, ziyaret edilen bir yerdi. Ve bunu söyleyen adam 10. yüzyıl yaşamış bir adam. Yani aslında Akşemseddin Hazretleri'nin o keşfi, manevi keşfi sonrasında bulunan yerin evveliyatta zaten Bizans zamanında bilindiğini ve burayı zaten ziyaret ettiklerini söylüyorsunuz. Öyle.
Al-Makdisi diye bir adam bunu yazıyor. Coğrafyacı adam, Arap coğrafyacı. Çok ilginç. Hatta bu adamın eserleri ciltler boyudur. Onun büyük bir bölümü de bizim Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'nin kütüphanesinde bulunmuştur, biliyor musunuz? İnanılmaz bir şey. Yani ve bu adam, bu Makdisi'nin yazdıklarından çok önemli şeyler öğreniyoruz. İşte dediğim gibi asil Müslümanlar için bir özel bir şey, hapishane varmış. Daha da önemlisi Eyyub el-Ensari adıyla biliniyor. Mezarının yeri biliniyor. 10. yüzyıla Bizanslar gidiyor. Kuraklık zamanında, kıtlık zamanında dua ediyorlar. Ve yani Müslüman mezarı olduğunu bilerek dua ediyorlar. Bizde tam tersi vardır mesela. Elvan Çelebi köyü vardır Amasya'da. Orada işte bir Hristiyan Azize ölmüştür. Biz Türkler oraya ele geçirince ismini değiştirip onu Elvan Çelebi yapmışızdır. Çaput bağlarız üstüne. Değişen bir şey olmaz. Yani ama ilginç şeyler. Bir de tabii buranın hemen yakınlarına bakalım. Şimdi resimlerini görmeye başladım. Bu arada çapı falan bağlamayalım yani. Bağlamayalım. Ya, yani öyle bir şey yok da. Aman yani. Bir de hızlı konuşuyorsunuz. Böyle şey oluyor. Zaman tam değerli. Böyle bir yerde bir şey söyleyecek oluyorum. Tamam. Yavaşlıyorum. Kaçmış oluyor. Tamam. Buyurunuz. Şu Eyüp Sultan. Evet. O çok böyle ilginç geldi bana. Hı-hı. Yani bayağı gidiyorlarmış. Dua ediyorlarmış. Hı-hı. Yağmur duası. Aynen. Ay ne kadar... güzel bence, çok güzel çok bir bilgi tabii. Bu. O yüzden diyorum ya, yani bizim kültürümüz böyle yok eden kültür değildir. Varsa ne güzelmiş deyip alır. Bu evet. Kadar basit yani. Aha. Hayır yani saçma değil mi sizce de? İyi ve işe yarayabileceğini umduğunuz, herkesin de komşunuz paskalya yumurtası yapar, paskalya çöreği yapar. Ne güzel deyip yersiniz. Bu kadar basit, öyle değil mi? Yani ben bunu yemiyorum mu diyeceksiniz? Vallahi benim güzel diye, tamam anladım, kültürel çeşitlilik, renkten, evet, katkıdan bahsediyorsunuz. Eyvallah, evet. Benim orada bahsettiğim, yani öncesinde de Eyüp Sultan Hazretleri'nin, evet, yerinin biliniyor olması, evet, ve onun ziyaret ediliyor olması, evet, hoşuma gitti benim. Yani o sahiden önemli, çünkü biz hani Akşemseddin'in orayı bulduğunu biliyoruz. Muhtemelen Akşemseddin de benim bahsettiğim kaynakları biliyordu. Belki onlardan etkilendi. Belki sadece gönül gözüyle gördü, onu bilemem. Ama 10. yüzyıl kaynağı bize Eyyub el-Ensari'nin mezarının Bizanslılar tarafından bilindiğini, ama bir şey ziyaret edildiğini söylüyor. O hikayede şöyledir, biliyorsunuz. Sonradan yerini değiştiriyorlar. Tabii. O manevi keşfini ertesi günde aynı yere yapıyor ve artık emin olunuyor dolayısıyla. O kadar da yani, değil mi? Olsun. Ama Akşemseddin Hazretleri aynı zamanda hekim. Evet. Yani çok... Biz hep manevi yönünü biliyoruz ve tabii ki bunu bilmemiz gerekiyor, ama ayrıca da ilmi mertebesinden de haberdar olmamız gerekiyor. İşin bu kısmını da bilmemiz gerekiyor. Zindanları konuşalım. Tamam. Eyüp'ten zindanlara geçeceğiz ama Eyüp'ten geçmeden hemen bir şey söyleyeyim. Akşemseddin Hazretleri hekim dediniz ya, Eyüp, hı-hı, aslında hekimler için önemli bir yer. Çünkü iki tane, Bizans'ta para almaksızın hizmet veren azizler var. Anargiri denir bunlar. Bedava çalışanlar. Bu 12 azizin 7 tanesi tıp eğitimi de almıştır. En meşhur 2 tanesidir. Kozmas ve Damianos. Bunlar herkesi tedavi ederler. Bunların da... Şifacı. Şifacı. Ama tıp doktoru, tıp eğitimi de almış adamlar. Hatta tarihte ilk defa organ nakli yaptığı düşünen kişilerdir bunlar. Bir bacak nakli yapmışlar. Yani inanılmaz bir şey. Neyse, bu kişilerin en önemli manastırının da surların dışında olduğunu, az önce konuştuğumuz, gördüğümüz surlarda, Eyüp'e giderken surların dışında olduğunu biliyoruz. Yakın zamanda... Hangisi ona, o? Kozmas ve Damianos Manastırı diye adlandırılan mahallenin adı Kozmidyon olmuş, isimlerini birleştirerek. Hatta bizim tarihimizde 1400'lerin başında orada savaşlar oluyor falan, Kozmidyon Savaşı diye. Biz uzunca bir süre bunun yerini de bilmiyorduk, onu keşfettik mesela. O bulundu, makale oldu, köprülerin vakfı olmuş daha sonra falan. Ama hemen onun da karşısına artık geldiğimizde, düşününüz ki bizim büyük saray dediğimiz Bizans'ın 4 ve 11. yüzyıl arası kullandığı saray bakımsızlıktan kötü durumdaydı. Yeni bir saraya ihtiyaç oldu ve o nedenle bu saraya geçme durumu söz konusu olduğu zaman da az önce geçtiğimiz yerler. Bu önemli bir resim, bakınız. Çünkü az önce gördüğümüz karedeki sokağın olduğu dükkanın hemen altı, bakınız bu sokak, sağ taraftaki dükkan, hemen bir sonraki resimde gördüğünüz sütunlar bu dükkanın içerisinde. Sağ olsunlar, dükkan sahipleri bunu korumayı tercih etmişler ve bu da... Demin burası Eyüp Sultan'da değil mi? Yok, değil. Burası Sultanahmet. Sultanahmet Camii'nin hemen aşağısı. Aras'tan hemen aşağısı. Bizans Büyük Sarayı'nın çok büyük olasılığı ilk yapım evresi. 4. yüzyıla ait olan bölümü burası. Hocam o kadar hızlı konuşuyorsunuz ki az önce... Resime uymaya çalışıyorum. Tamam da az önce diyordunuz ki Eyüp Sultan'la ilgili bir şey daha anlatacağım derken öyle mi bir döndüm geri? Burası çok güzelmiş yalnız. Ben, evet, burayı görmek isterim. Olur, gideriz bir gün. Yani... Az önce bahsettiğim gibi 4 ve 11. yüzyıllar arasında oluşturulmuş olan Büyük Saray'ın olasılıkla en eski bölümü Dafne Sarayı adıyla adlandırılan bölümüne ait parçası bu. Ama bu saray ve bunun bir kısmı da aşağıda sahil yolu boyunca çerçevelerini hala görebildiğimiz Bukoleon Sarayı adıyla adlandırılan, Bukoleon Köşkü diye adlandırılan yer bu sarayın parçasıdır o. Ama bu saray kötü olunca dediğim gibi Eyüp Sultan'a doğru yakın olan yerdeki yeni saraya geçiliyor. Surlar o bizim altında. Fotoğraflar var mı acaba elimizde? Biz de girdik yine bir yerlere. Öyle mi?
Evet. Tamam. Tamam. Ha, bu büyük saray dediğimiz yerde bu sağ taraf, bakınız bu hipodrom, önümüzde gördüğümüz o koskocaman hipodrom, yaklaşık 30 bin kişilik, tabii 30 bin kişi oturma kapasitesi var. Bir de unutmayın, hipodrom hippos at demek, dromos yol, patika demek, at patikası. Şimdi bu hipodromda oturuyorlar, at yarışları izliyorlar. Ama at yarışı yokken ne yapıyorlar? Sevgili seyirciler tam, hocam siz gösterin. Ben göstereyim. Bakınız burası, şurası böyle U dönüşü gibi olan koskocaman yer. Burası. Ve kaç kişilik burası? 30 bin. 30 bin değil 30 bin mi? Kadar. Bunun olmadığı zamanlarda, at yarışının olmadığı zamanlar koskocaman alan boş kalmaz. Yalnız gözümüzde canlandıralım diye söylüyorum. Şimdi orada oturuyorlar bu hipodromda. Yani enteresan bir yapı. Şöyle yanlarda oturarak mı seyrediyorlar? Tabii oturarak. Böyle oturmazsa da tiyatro gibi. Tiyatro bugün gibi. Burada Türk İslam Eserleri Müzesi var. Evet. Burası da Sultanahmet Camii'nin avlusu. Burada Türk İslam Eserleri Müzesi'ni muhakkak ziyaret edin. Ben çok seviyorum orayı. Yani her ikisi de çok mühim yerler. Türk İslam Eserleri Müzesi İbrahim Paşa'nın sarayı aynı zamanda. Şimdi buradan buradan çıkıyorlar ve at yarışı bu şekilde. Burada at yarışı, atlar şuradan çıkıyorlar, şu noktadan atlar çıkıyorlar. Dört atlı arabalar bunlar. Böyle turlar atıyorlar, üç tur atıyorlar. Bu turlar neticesinde kazanan da Bizans İmparatoru'nun locada kendilerine verdikleri taçla taçlandırılıyor. Bu zamanın eğlencesi. Eğlencesi. Buyurun. Tabii hani demiştik ya. Roma tiyatroyu çok da sevmedi. Daha sonra Hristiyanlık geldi, tiyatroyu uygunsuz buldu. Hamamları uygunsuz buldu, nahoş işler yapılıyor diye. Dedi ki siz bununla eğlenin. Ama burada başka bir şey daha yapılıyor. At yarışı pahalı. Atın bakımı masraflı, şudur budur. Gündüzleri at yarışı olmadığı zamanlar ayı oynatıyorlar burada. Ayı mı? Ayı oynatıyorlar. Hani çingeneler ayı oynatıyor ya, ayı oynatıyorlar. Güreş yapıyorlar, şarkılar, festivaller, şenlikler. Hiç boş kalmıyor burası. Hatta mesela Ayasofya'yı yaptıran imparatorun karısının babası ayı oynatıcısı. Akakyos isimli bir adam. Yani burada duruyor adam. Burada bir hayat var. Hani bakın demir fosfat resimlerine Darülfünun, Adliye falan dedik ya. Onun yıkıntısının altında yapılan kazılarda burada Bizans resimleri bulundu. Bu resimlerin 8. yüzyıla ait olduğu, Bizans sarayının da arşivinin bir odası olduğu düşünülür. Ama bakınız şehrin altında böyle habire tarih çıktıkça çıkıyor. Yani bunun devamında da dükkanlar var. İnanılmaz bir şey. Yani halıcılar var, kafeler var. Bazıları sağ olsun çok âli cenap davranıyorlar. Buyur diyorlar. Para pul istemek sizin girip dolaşabiliyorsunuz içerisinde. Belli bir yere kadar gidiyorsunuz, öbür komşu kazmamış orayı, temizlememiş. O yüzden önemli işler. Bakınız bu, bahsettiğim yer burası. Sarayın devamı. Az önce gördüğünüz resimli mekanın devamı burası. Koskocaman saray. Tabii saray tek katlı olmaz. Bir de şey gibi düşününüz, Avrupa sarayları gibi değil. Bizim Topkapı Sarayı'da da orada bir köşk, burada bir köşk ya. Bizans sarayları da böyledir. İhtiyaca binaen ağaç gibi dallanır. Peki hocam... Bir seyircimiz yazmış, diyor ki hipodromun mermer oturma koltukları şu anda diyor Sultanahmet Camii'nin bahçesinde doğrudur, var diyor. Doğrudur. Kısmen orada. Hatta onların oturduğu, üzerine oturduğu kaidelerle Türk İslam Eserleri Müzesi'nin yeni tamiratının sonrasında görülebilir hale geldi. İşte bu bahsettiğim Türk İslam Eserleri Müzesi'nde bunların üzerine mermer oturma sıraları olduğu düşünürüz. Mermer oturma sıraları Sultanahmet Camii'nin bahçesinde duruyor. Bir kısmı en azından. Evet. Dehlizlerden gidiyoruz. Dehlizlerden. Aa yine ben. Allah Allah kim bu? Hadi bakalım. Ya geçen bununla ilgili bir haber çıktı, bulundu falan diye. Burası yani çok aslında biliniyor yani. Biliniyordu. Evet. Biliniyordu. Malumun ilamı oldu yani. Evet. Ama çok iş var yapacak. Çok evet yani. Evet. Yani bence çok büyük bir gayret var. Evet. Evet. Kaç senedir. Kültüre yapılan önemli bir yatırım var. Bu arada bunu zikretmeden edemeyeceğim. Haritalar başlığı altında koyduğum haritalardan bir tanesi çok önemli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi inanılmaz bir iş yaptı fakat reklamını yapmadı. Ben 2003 yılında onlara böyle hasbelkader bir iki şeyde böyle yardımcı olmuştum. Onların yaptığı şey şu, sur içerisinde her binanın işlevi, birinci katı, ikinci katı bu harita. Birinci katı ne olarak kullanılıyor, ikinci katı ne olarak kullanılıyor, eskiden burada bir eser vardı kayboldu mu, nerede? İşlevi neydi? Onların hepsini çıkardı. Dünyada bu ölçekte bu iş yapan hiçbir ülke, hiçbir şehir yok. Büyükşehir Belediyesi bunu 2000'lerin başına yaptı. Olağanüstü bir şey yaptı. Niye bunun reklamını yapmadılar bilmiyorum. Ben en son 2003'te burada çalışmadayken böyle kısmen daha ilkken 13 CD'ydi bunlar. Şimdi, tabii ve inanılmaz kat kat bunu görebiliyorsunuz. Çok önemli bir çalışma bu. Keşke bunu yayınlasalar. Yani böylece herkes de görse ki biz boş oturmuyoruz. Atina'nın romanı yapmadığını biz yapıyoruz. Bu çok çok önemli bir şey. Yani
Keşke yapsalar. Bu benim sahiden yüreğimde bir yaradır. Bu kadar güzel bir çalışma yaptı. Her bir binaya girdiler. Herkese danıştılar. Burada eskiden ne vardı diye. Bunu keşke kaydetseler. Hocam şu zindanlara girelim mi? Girelim, çünkü... girelim, gelelim. Hemen evet, gelelim. Yedi Kule zindanları. Yedi Kule aslında yani şehrin en köşesinde yer alan şehre anıtsal giriş. Surlar Kapılar Bahçesi altında burada gördüğümüz yerde. Şehre anıtsal bir şekilde. Unutmayınız bizim şehrimizin bir ana caddesi var. Orta anlamına gelen Mesih adıyla adlandırılıyor. Şehrimizin Y harfi gibi bir yol sistemi olduğunu düşünün. Yani Sultanahmet'ten başlayan, Aksaray'a doğru inen ama inmeden önce Vezneciler'den bir kolu yukarı, öbür kolu Yedikule'ye doğru gelen. İşte Yedikule'nin olduğu yer burası. Yedikule'nin bu tür muhafaza edilen yerler aynı zamanda Osmanlı'da küçük bir kasaba gibidir. Mescidi vardır. Hapishanesi var. Elçilerin hapishanesi var burada. Elçiler yanlış bir şey yaparsa hapishanesi. Bu altın kapı. İşte az önce konuştuğumuz küçük altın kapı. Bakın sağda solda çerçeveler var görüyorsunuz. Herakles'in işleri bunların içerisindeydi kabartma herhalde. Tamam çerçeveleri kalmış. Bir dakika hocam. Şimdi bu Yedi Kule zindanları aslında Yedi Kule zindanları deyince şimdi çok acı hadiseler yaşanmış. Tabii tabii. Benim aklıma birdenbire tabii ister istemez böyle Malkoçoğlu, ya, işte Cüneyt Arkın'ın oynadığı filmler vesaire onlar insanın aklına geliyor ama Yedi Kule zindanları hakikaten çok karanlık ve doğru. acı hadiselerin doğru. yaşandığı maalesef, bir yer. Maalesef. Siz az önce dediniz ki yani elçiler böyle bugünkü gibi sınır dışı edilme gibi bir durum söz konusu değil. Orada böyle hapsedilip aylarca hatta kulelerin içerisinde hapsedildikleri zaman da duvarlara kazdıkları yazılar var. Bunlar hala duruyor işte yani ben işte şuyum şu tarihte geldim şöyleyim böyleyim gibisinden diye. Yani dokunulmazlık öyle siyasi dokunulmazlık falan yok. Bugün diyorsunuz ki persona non grata oldun istenmeyen şahıs oldun çık git 3 günün var diyordu. O zaman öyle bir şey yoktu. Osmanlı hele de en güçlü olduğu zaman da diyordu ki sen burada hapissin. Senin devletin iyi davranmıyor bana. Yani biraz sıkar. Veya işte sefere gidecek casusluk faaliyeti yapmasın diye sen burada biraz kal bakalım diyordu. Öğrenme sağa sola adam yollama ben ne yapıyorum bilme asker toplama. Yani istihbarat her ülkenin en önemli şeyi. Balkan Savaşı oldu bizim haberimiz olmadı. Ordu toplamışlar silah toplamışlar. Eğer istihbaratımız güçlü olsaydı öğrenecektik. Osmanlı ama 16. 17. 18. yüzyıllarda güçlüyken bir şey yapamıyorlardı. Ha, bakınız şeyde tam bu Yedi Kule'nin bittiği nokta yani bizim az önce bahsettiğimiz yolun bittiği nokta burası. Yani şehrin dışına çıkıyorsunuz. Tamam. Eğer ki Bizans orduları buradan geliyorsa, batıdan seferden geliyorsa şehre buradan giriyorlardı muzafferse. Muzaffer değilse sessiz sedasız yandan gidiyorlardı. Ama bu kapılar anıtsal dev boyutlu kapılarken 626'da avarlar saldırıyor. Her yerden saldırıyor. Aman diyor bu kapılardan girmek çok kolay olur biz bunları kapatalım. Üstlerini falan dolduruyorlar. Osmanlı döneminde de burası törensel olarak kalıyor. Ama aynı zamanda da dediğim gibi bir kaleye dönüştürülüyor burası. Nasıl ki Rumeli Hisarı bir kale gibi oluyor, bir mahalle gibi oluyor. Burası da öyle oluyor. Ve onun içerisi maalesef ordunun sefere çıktığı zamanlarda hazinenin de tutulduğu yer oluyor. Ama esirlerin de tutulduğu yer oluyor. Elçilikte de esirlerin olduğu ve maalesef bizim tarihimizde de böyle katil sahnesinin de olduğu yerlerden bir tanesi oluyor. Peki bizim sorduğumuz Yedi Kule zindanlarında katledilen Osmanlı padişahı kimdi? Ya Genç Osman'dı. Genç Osman'dı. Yazık. Çok acayip bir hadise oldu. Üzücü, üzücü yani çok, maalesef. Evet, evet. Yani bizim tarihimizin karanlık sayfalarından bir tanesi ama işte bazıları gücün sınırını nasıl kullanması gerektiğini bilmeyince, kime karşı nasıl davranması gerektiğini bilmedi. Bir de birilerinin başası olunca işte böyle istemeyen şeyler oluyor. Genç Osman aslında şey çok farklı, enteresan bir de karakter. Yani iyi tahsil görmüş, bir çok yetenekli. Fazla hatta iyi çok, iyi bir yüzücü olduğu söyleniyor ama tabii ıslahat çalışmaları ve fazla iyi huylu. Üzerine oynadığı kurumlar evet. Öyle ama Yedi Kule zindanları için tabii kara kutu da derler. Tabii. Burada tabii. Kim bilir neler yaşandı, oldu. Ne neler acı oldu. Hadiseler neler yaşandı oldu. Ama sonrasında burası iyi bir tadilattan geçti herhalde değil mi? Restorasyon. Yani uzunca bir süre bir tadilat gördü. Daha önce burası konser alanı olarak kullanıyordu. Oturma sıraları falan vardı. Onlar söküldü. Sonrasında ne oldu yakın tarihte ben görmedim açıkçası ama bayağı uzun süre bir kapalı kaldı. Herhalde bir tamirat gördü. Gördü. Ben çünkü haber bültenlerinde falan da öyle hatırlıyorum. Hatta filmlerden böyle sahneler koymuşlar işte Cüneyt Arkın falan. Valla onlar onun da onun sırtını dağılıyorlar Joss diye. Evet orada işkence görüyor. Ama şimdi bakınız biz gülüyoruz da bu eski filmlerimize. Elinoğlu, Rambo yaparken bunları herkes ciddiye alıyor. Sovyet ordusunu darmadağın ederken kimsenin gıkı çıkmıyor. Cüneyt Arkın yapıyor, gülüyoruz. Yani değil mi? Vallahi bilmiyorum ben severim Cüneyt Arkın'ı. Onu diyorum yani. Bizim filmler güzel saygılar, severim yani filmleri. Bir de Tarkan filmleri. Ne kadar güzel şeyler, ne kadar iyi çalışılmış şeyler onlar. Yani ne kadar güzel okumuş olmuş senaristler. Sahiden yani Vandallar çıkıyor, Vikingler çıkıyor. Bunlar olmayan kişiler de değil. Varlar yani gelmiş gitmişler de buraya. Gerçekten onlara büyük saygı duyuyorum. Onlar zaten Kürt. Tabii. Ve dünya sinemasına geçmiş. Yani sadece bizim Yeşilçam değil. Geldik şeye.
Hani büyük saray bitti. Evet. 11. yüzyıldan sonra yeni saray başladı. Artık şehrin, Halic'in sonlarına doğru geldik. Bu ucu Ayvansaray. Tepesi de Edirne Kapı olan, sur boyunca devam eden koskocaman yeni bir saray oldu. Mahallenin adı Blaherna. Bu saraydan geri bazı altyapılar kaldı. Bu gördüğümüz kuleler kaldı. Bu bölümlerinde, bu kulelerin olduğu yerlerinde halk arasındaki adı Anemas zindanlarıdır. Anemas neyin nesi, kimin nesidir o çok bilinmez. Ama bildiğimiz şey var, mesela Bizans kaynaklarında 15. yüzyıla kadar Anemas adıyla anılan aileler var. Fakat en meşhurları 10. yüzyılda yaşamış olan. Girit, Arapların elinde. 961 yılında Girit'in emiri var. Abdülaziz Kurtubi, Kordobalı adam. O kaybediyor orayı, esir ediliyor. Oğluyla beraber geliyor. Oğlunun ismi Al-Numan. Al-Numan'ı nedense Anemas yapıyor. Bizanslar dilleri dönmüyor herhalde. Anemas yapıyor. O da Hristiyan oluyor. Dönüyor Hristiyan oluyor. Saray muhafızı oluyor. Bizans'a büyük hizmetler yapıyor. Daha sonra bugün Romanya sınırında Bulgaristan'daki Silistre'de Ruslara karşı savaşırken, Sviatoslav'a karşı savaşırken 972 yılında ölüyor. Ama büyük kahraman halkın gözünde. E şimdi böyle kahramanın zindanı olur mu? O halde galiba bu değil deyip bunu kenara koyalım. Peki 12. yüzyılda karşımıza 4 tane şey çıkıyor. Anemas kardeşler çıkıyor. Bunlar da bir ihanet içerisinde bulunduğu düşünüldükleri için hapsediliyorlar. Ama nereye hapsedildiğini bilmiyoruz. Hatta bir tanesi de tam böyle gözüne mil çekilip kör edilecekken ilginç bir kişilik var. Anna Komnena diye bir prenses. Kadın çok seviyor. Her nedense acıyor mu ne oluyor falan. Bir tanesini kurtarıyor. Gözüne mil çekilmekten kurtarıyor. İşte onların hapsedildiği düşünülen yer burası. Anemas zindanları diye burası evet. Olduğu düşünülüyor. Hocam çok fena süremiz dolmuş. Öyle mi? Ha, evet. Kusura bakmayın ya. Ben ama siz beni konuşturdunuz ya. Niye kusura bakayım konuşun diye çağırıyoruz da. Neyse. Sultanahmet Meydanı'ndaki dikili taş nereden geldi? Mısır'dan geldi, Karnak'tan geldi. Neden dikmişler? Güç gösterisi. Mısır'da gövde gösterisi için ben her şeyin yaratıcısı Tanrı'yım. Benim söylediğim olur. Siz bana boyun eğin diye. Roma bunu alınca dedi ne kadar güzel. Gövde gösterisi için ben de bunu kullanayım. İmparatorluk propagandası için kullanayım. Üzerine yaptığım seferleri anlatayım. Sultanahmet Meydanı Osmanlı döneminde Ahmediye. Nasıl? Ahmediye. Bakınız bir hata yapıyoruz. Peki yapıyorum. At meydanı olmayacak mı acaba? At meydanı olur. Ahmediye olur. İkisi de olur. Çünkü büyük camilerimizin yaptıran sultanlarla anıldığını biliyoruz. Süleymaniye. Değil mi? Yani Sultan Ahmet de demek. O zaman Sultan Süleyman Camisi dememiz lazım. Öyle değil mi? Yani Ahmediye, Süleymaniye, Selimiye olması lazım. Ahmediye ya da at meydanı. Sultan Ahmet. Şu soru. Vefa Stadyumu eskiden ne olarak kullanılıyordu? Sarnıcı olarak kullanılıyordu. Peki mi? Bunu doğru cevaplayan oldu mu? Bu soruya doğru cevap veren. Koskocaman açık hava sarnıcı. Evet, vardır ya. Çokça gelmişler. Çok teşekkür ederim ben hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Geldiğiniz için, anlattığınız için. Sevgili seyirciler, bu gece bayağı böyle bilgi... Aslında genelde ben daha hızlı konuşurdum konuklarda. Rakip mi çıktın? Ne rakip çıkması? Siz aldınız götürün. Vallahi bile hani şey... hızlı konuşma anlamında tamam, söylüyorum. Yani, sustum. Yok çok teşekkür ederiz. İnşallah devamını da yaparız. İnşallah. Sevgili seyirciler, size de teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Haluk Çetinkaya'ydı bu gece konuğumuz. İstanbul konuş bitmez. 8500 sene bize malzeme vermiş. Güzel günlerde güzel haberlerle ve sağlıkla buluşmak dileğiyle gündem ötesini Ebru Yücel'le beraber hazırlıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Perşembe saat 20'de 3'te bilgi yarışması. Orada buluşalım. Cuma gecesi de yine buradayız gündem ötesinde. Hoşçakalın. İyi akşamlar.